Hayırlı akşamlar çok değerli izleyenler. Bir pazar akşamı daha birlikteyiz. Bugün çok değerli konuklarımla Joe Biden'ın açıklamasını tabii öncelikle bunu bir konuşacağız. Daha sonra da bölgemizde neler oluyor? Akdeniz'de neler oluyor? Dünya tek kutupluluktan iki kutupluluğa geçerken Türkiye'nin önemi ve rolünü konuşacağız. Tabii Türkiye'nin önemi ve rolünü konuşurken dünya iki kutuplu oluyor derken Çin faktörü, yani Çin'le olacağı için bu iki kutupluluk, Çin'le Türkiye'nin ilişkilerini ve ilişkilerinin önemini konuşurken Çin'in yayılmacı ve işgalci, yayılmacı ve işgalci politikalarıyla ilgili Türkiye neler yapabilir? Bir. İkincisi, Çin'in maalesef pek çok programda bu konuyu ele aldık biz. Maalesef Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden zulmü var. Yani kamplardı, eğitimdi vesaireydi filan. Çin propaganda yapmaya devam ediyor. Ancak Çinli yöneticilere de şunu hatırlatmak istiyoruz ki güneş balçıkla sıvanmaz, hakikatler belki yavaş yürür ama mutlak suret hedefine ulaşırlar ve Çin Doğu Türkistan'daki zulmü önünde gelecek tarihinde taşıyamaz. Dolayısıyla Çin'e bu uyarımız sürdürülebilir ilişkilerin sağlanabilmesi içindir. Değilse Çin, biz sizi istemeyiz, şudur budur falanı konuşmuyoruz. Çin eğer Türk ve İslam dünyasında gelecek tayin etmek istiyorsa Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı zulme derhal son vermelidir. Çin'in içerisinde yönetimde bulunan, komünist Çin yönetiminin içerisinde bulunanlar, hani bir söz var, aşıklar kendilerini dört duvar arasında sanarlar diye. Zannetmesinler ki Doğu Türkistan'da yaptıkları insanlık dışı işler bütün dünyada bilinmiyor. Evet, artık biliniyor. Evet, artık Türkiye'de doktora yapan bir öğrencinin ailesi orada tutuklanabiliyor. Evet, artık şu biliniyor ki Türkiye'de eğitim için gelmiş olan bir öğrencinin çocuk terörist, burada teröristtir damgasını vurmak suretiyle ailesi kampa alınıyor, daha sonra hapsediliyor, daha sonra olmadık işler yapmaya devam ediyorlar. 1,5-2 milyarlık Çin, 35 milyonluk Doğu Türkistan halkına bunları yapa duruyor. Bunları konuşacağız. Yani bunları hem fasılasız bir şekilde konuşacağız. Tabii Yunanistan. Yunanistan nereye koşuyor? Ne yapmak istiyor? Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yani yuvarlak ifade etmek istiyorum. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz birkaç yıl önce 300 milyar dolar değil, euro Avrupa Birliği'ne borçlandı. Türkiye ile yarışına giriyor. Ya Türkiye ile ne yarışına giriyorsun sen? Yani etin belli, budun belli senin. Bu coğrafyada Türkiye ile adam gibi güzel güzel anlaşıp güzel güzel geçinmekten başka çaren yok kardeşim. Güzel güzel Türkiye ile geçineceksiniz. Bu Fransa için de geçerlidir. Kuzey Kıbrıs için de geçerlidir. Güney Kıbrıs için de geçerlidir. Suriye, Irak vesaire. Bizim komşumuz her kim varsa, yöneticilerine de söylüyorum özellikle, Türk Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın maalesef üzülerek söylüyorum, vatandaş deyimiyle abuk subuk açıklamalar oldu. Onu da ifade etmeden geçmeyeceğim. Bunların hepsini konuşacağız değerli izleyenler. Umarım hocamız da, diğer konuğumuz da trafiğin şeyiyle stüdyomuza ulaştılar. Konuklarımı takdim etmek istiyorum. Bana göre sol tarafımda Profesör Doktor Ferman Demirkol hocamız var. Ferman Demirkol anayasa hocası, anayasa profesörüdür, akademisyendir kendileri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum. İlerleyen zaman içerisinde Profesör Doktor MET Gözü Güzelli hanımefendiyle Kıbrıs'tan bağlantı yapacağız. Birazdan sanıyorum stüdyomuza teşrif etmiş olacaklar. Geldi Hasan hocamız. Hasan Ünal, Profesör Doktor Hasan Ünal hocamız da birazdan stüdyomuzda olacaklar. Size genel başlıkları itibariyle ifade ettiğim
konuları konuşacağız. Tabii komünist Çin, sosyalist Rusya, emperyalist, kapitalist Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Türkiye ne yapmalı, nasıl bir tavır içerisine girmeli, yönünü nereye dönmeli, yeni dünya düzeni kurulurken, yeni dünya inşa edilirken. Ferman Hocam. Buyurun. Ben bu kadar konuştum. Biraz Hasan Hocamız gelir, katılır, Hasan Hoca gelir. Katılım yapsın diye biraz sözü uzattım ben. İyi de ettim galiba. Peki, neresinden girmek istiyorsunuz? Yunanistan'dan mı girelim? İsterseniz biraz evvel dediniz ki Amerikan bu adayının sözünden bir... Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Peki buyurun. Buradan başlayalım. Sonra da şöyle yapalım isterseniz. Tamam, yapalım. Çin'in Pakistan'la ve İran'la yaptığı anlaşmalar var. Pakistan ve Çin'le yaptığı anlaşmalar bize öğreti olarak oradan ne ders almamız lazım? Onu da lütfen anlatırsınız. Joe Biden'ın ya esasen dillendirdiği, hep yapmak istedikleri, yaptıkları bir konuyu dillendirdi. Buyurunuz. Ben hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben şahsen ferman olaraktan Amerikan başkan adayının bu beyanatı 7 ay önce verilmiş bir beyanattır. Altını çizeyim, bilgilendirin evet. Dinleyicileri. Bir de Halis Bey, dinleyiciler açısından söylemek istiyorum. Önemli olan benim nerede konuştuğum değil, benim ne konuştuğumdur. Yani sizin programınıza devamlı daimi bir konuk olaraktan çıkmış olan birisi olaraktan ben ne konuşuyorum ona dikkat etsinler. Nerede nasıl konuşuyorum yer önemli değil. Ben Amerikan başkan adayının bu konuşmasını 7 ay evvel yaptığı bu konuşmadan oldukça memnunum. Niye? Çok memnunum. Neden? Açık ettiği için mi? Efendim yani bizde bazı insanlar var ki bazı şeyleri bilmek istemiyorlar ve örtmek istiyorlar. Karşı tarafın niyeti belli. Ama zul değil mi bu? Hayır, hiç zul değil. Nasıl zul olur? Adamın yaptığı işler gayet normal bir şey. Gayet normal. İlk defa mı yapıyor? Amerikan başkan adayı ilk defa mı böyle bir şey yapıyor? Halis Bey, senin gibi bu kadar siyasetin içinden gelen. Amerika devamlı bütün ihtilallerin hepsini Amerika yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbirisi Türkiye'de darbe yapmamıştır. Bir daha tekrarlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbirisi darbe yapmamıştır. Bu Amerikan oyunuyla olmuş. Peki hocam, J.P. Pompeo ile bir şey yapmış. Dışişleri Bakanımız görüşme yapıyorlar. Bir açıklama yapıyormuş. Kısaca bir bağlanalım arkadaşlar. İkili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında. Özellikle Libya'yı değerlendirdik. Tabii seçim zamanında Amerika daha çok seçimlere odaklanıyor ama uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Diğer taraftan tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldık. Kendisi Nico Dendias'a da sanırım Viyana'da, Avrupa'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu hem Kıbrıs ekseninde hem de genel anlamda Doğu Akdeniz'de neler olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı yaklaşımlarını da anlattık. Ve Türkiye'nin burada tutumunu ve haklı davasını ve kıta sahanımızın ne olduğunu ve burada bugüne kadar hangi adımlar attığımızı da konuştuk, anlattık. Çünkü niye bunları söylüyorum? Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Elbette biz her zaman diyalogtan yana olduk. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat gösterdi. Ama herkese daha önceden iyi ki söylemişiz. Bakınız Yunanistan'dan tersine adımlar göreceksiniz dedik. Ve bunu da gördük, gördüler. Ve özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olduğunu da gördük. Gerek Borel'e gerekse diğer P5 ülkelerine ve AB ülkelerine gönderdiğimiz mektupların bir kopyasını da yine aynı şekilde P5 ülkesi olarak da Amerika'ya, Pompeo'ya da göndermiştik. Dolayısıyla diğer ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Ve böylelikle bu ziyareti verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ve tabii Luis Abinader'le ikili ilişkilerimizin birçok boyutu var. Turizm sektörü var, burada balıkçılarımız var, enerjiyle ilgili çok önemli projeler var, tekstille ilgili projeler var, altyapıyla ilgili, tarımla ilgili. Tüm bu konularda kendisinin hükümet programının da
ne olduğunu görme imkanımız oldu. Konuşmasında bunlara da yer vermişti. Ve bu konuda da işbirliğimizi inşallah iyi değerlendirip güçlendireceğiz. Efendim, ABD Başkan adaylarından Joe Biden'ın önceki gün Türk medyasına da düşen, Türkiye ile ilgili eleştiri içeren tonda beyanları çıktı. Bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Şimdi gerçekten yani Biden'ın tabii medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca insan üzülüyor. Neden üzülüyor? Yani büyük bir devlet olan ABD'nin başkan adayının her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca insan üzülüyor. Diplomatik tamirlere aykırı. Ama diğer taraftan da çok ciddi hatalar var. Yani bilgi noksanlığı var, maddi hatalar var. Yani bizim hoşumuza gitsin gitmesin o ayrı bir şey. Örneğin hükümet unsurları diye bir terminoloji kullanmış. Sanırım yani hükümetteyken Obama'nın yardımcısıyken bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için unsur diye hitap ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletinin iradesiyle seçilmiş hükümeti hükümet unsurları diye değerlendirilmesi gerçekten yani inanılacak bir şey değil. Yani bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum. Diğer taraftan Kürt kökenliler diyor, meclise girmelerini sağladık vesaire gibi haddini aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken, Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Ve Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı Kürtler. Dolayısıyla sen kimsin böyle Kürtlerin de meclise girmesini sağladık diye. Bunların da yine Kürtlerden anlayışı yani Kürt kelimesinden anladığı teröristler. Yani PKK, YPG. Yani kusura bakmasın Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste de olacak, devlette olacak, hükümette olacak, bürokraside olacak. Her yerde toplumun her şeyinde, sporda, eğitimde her yerde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Yani bu konuda da haddini aştığını görüyoruz. Aynı şekilde yani burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç. Örneğin iki kere altını çizerek darbeyle değil diyor. Yani muhalefete destek vererek hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. Esasen geçmişte de yine 2014'te Türkiye ile ilgili saçma sapan yani Orta Doğu'da konuşurken Türkiye ile ilgili yine bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da arayıp özür dilemişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Daha önce gelmemiz lazımdı. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Yani samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz. İşte F-35 yerine F-15 diyor. Yani ABD yönetmeye aday olmuş bir kişinin gerçekten bu kadar bilgisiz bir şekilde Türkiye ile ilgili yorum yapması, kendi ülkesiyle ilgili gerçekleri bilmemesi de ilginç bir konu. Ama sonuçta yani şu var. Yani bu hangi anlayışın unsuru? Esasen bu unsur 20. yüzyılın anlayışının bir yansımasıdır. Yani o günkü anlayışta bunlar her ülkenin iç işlerine müdahale ediyorlar. İstediği rejimler istediği gibi değiştiriyorlar. Böyle büyük ülkeler böyle buna tevessül ediyorlardı. Ama unuttukları bir şey var. Dünya değişti. Hele hele Türkiye çok değişti. Yani artık Türkiye çok farklı bir Türkiye. Yani Türkiye farklı bir Türkiye derken yani geçmişi kötülemek için söylemiyorum. Bazen buna da tepki veriyorlar. Yani bugün gerçekten Türk milleti olarak biz bugün bu böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Yani eskiden de reddetmek istemişizdir. Belki bu kadar gücümüz de yok. Ama şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Yani burada Türkiye'de kendi içimizde kavga olur, çekişmeler olur. Bu da doğaldır. Ama sonuçta
biz demokratik ve şeffaf bir şekilde seçimler düzenliyoruz. Yani çok partili dönemi geçtikten sonraki sistemi söylüyorum. Dolayısıyla hükümetin, cumhurbaşkanının kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Yani Amerika'dan veya başka ülkeden birisi buna karar veremez. Yani bu yani böylesine bir açıklamaya belki uzun cevap verdim, hak etmedi ama gerçekten şöyle açıklamalarına baktığımız zaman tespit ettiklerimi de paylaşmak istedim. Efendim, vaktiniz varsa son bir sorumuzda Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair son gelişmeler hakkında olacaktı. Bu konuda dünyadan farklı farklı tepkiler var. Bu konuda Türkiye'nin tutumunu açıklık getirebilirsiniz, memnun oluruz. Yani Türkiye'nin tutumu gayet net. Biz bugüne kadar Filistin davasının her zaman savunucusu olduk. Bu hepimizin davası. Yani Filistin bir Arap devletidir, Arapların davasıdır gibi bazen saçma sapan yorumlar görüyorum. Bu bir kutsal davadır ve Kudüs bizim ortak davamızdır, kutsal davamızdır. Dolayısıyla bunu savunmak da her Müslüman gibi bizim de görevimizdir. Bu anlaşma bir kere zaten kim memnun bundan? İsrail memnun. Sonuçta İsrail de diyor ki ben işgal etmeye devam edeceğim diyor. Yani burada işte geciktirdik diye savunmaya çalışıyorlar. Yani ortadan kaldırdık veya durdurduk demiyor, geciktirdik. Yani bugün olmadı, yarın oldu. Dolayısıyla yaptığınız anlaşmayı meşru mu kılar bu İsrail'in bir gün gecikmesi, iki gün gecikmesi? Yani iki devletli çözümü öldüren ilhakı ondan sonra meşrulaştıran bir anlaşma imzalıyorsun. Bunu da anlatmaya çalışıyorsun. İşte Filistinlilerin tepkisi ortada. Filistin'le istişare ettin mi? Hayır. Neden etmez? Zaten Filistin'de rejimi değiştirerek burayı yani İsrail'in istediği gibi istikrarsızlaştırma çabaları içinde olan bir yönetim var. Dolayısıyla bu yönetimin bu anlaşmasına, bu yaptığı anlaşmaya biz şaşırmadık. Ayrıca Filistin devleti olsun yine bölgede bazı ülkelere de Filistin davasını bu kadar güçlü savunmayın diye baskı yapan ülkelerden bir tanesidir. Ben bunu daha önce de söyledim. Yok yapmadık desinler, söylesinler, çıksınlar. Dolayısıyla bunlar kimlerin kuklasıdır? Kimin hizmetindedir? Esasen kendi halkları da görüyor. Bugün özellikle Kuveyt'ten gelen açıklamayı da memnuniyetle karşılıyoruz. Biz burada Filistinlilerin kabul etmeyeceği bir çözüme hayır demeyiz. Burada zaten çözümün parametreleri ortada. Yani iki devletli çözüm. Onun da parametreleri var. Hiçbir şeye bakmıyorlarsa Arap barış planına baksınlar. Yani şimdi diyorlar ya Türkler Arapların iç işlerine karışıyor. Bunu Abu Dhabi yönetimi çok söylüyor. İşte Arap Ligi içinde diğer platformlarda hep bunu söylüyorlar. Peki sen Arap barış planına ihanet ettin mi? Etmedin mi? Bugün Arap ülkelerine en çok zararı kim veriyor? Yemen'i kim katlediyor? Yemen'de açlıktan, hastalıktan kimler ölüyor? Neden ölüyor? Sizin yüzünüzden ölüyor. Yemen'i bölmeye çalışan kim? Türkiye mi? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu konuda da hatta diğer ülkelerle işbirliği yaptıkları ülkelerle de görüş ayrılığına düştüklerini görüyoruz. Yemen hükümetinin yaptığı açıklamalar ortada. Bu kadar insan açlıktan, hastalıktan ölüyor. Onda diğer taraftan Arap ülkelerini aynı şekilde özellikle Afrika'daki ülkeler, Libya olsun her yerde onları bölmeye çalışıyorlar, kaos yaratıyorlar, darbe yaptırıyorlar. Ondan sonra da kalkıp Türkiye Arap dünyasının işlerine karışıyor diyeceksin. Diğer taraftan işte açıkça gördük ki yani Arap barış planına dahil Filistin davasına da açıkça ihanet etmişlerdir. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki Ferman Hocam. Bu konu üzerinde biraz duralım. Dışişleri Bakanlığı yaptı, Kıbrıs'ta yaptı. Ama bak, Kuzey Kıbrıs'ta yaptı açıklamayı da. Verimli bir görüşme yaptı. Aslında söylüyorum. Verimli bir görüşme yapmadı bir. Yepyeni bir şey söylemedi iki. Televizyon programlarına çağırdığınız konuklara bu şekilde davranmak doğru değil. Yeni bir şey söylemedi. Eğer Dışişleri Bakanı konuşacağız da bir programı işgal edecekse bize niye çağırıyorsunuz? Bu bir. İkincisi... Yok, sadece bu hayır, kesti önemli girdi. Bir açıklamadır. Bir şey açıklamadı. Uzun olur kısa olur ayrı mesele ama önemli bir açıklamadır. Efendim Biden diyor ki Kürtlerle ilgili bizim Kürtlerle ilgili sorunumuz yok, teröristlerle ilgili. Bu yeni bir şey midir? Yeni bir icat mıdır?
Ama şimdi geçiyorum. Orada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili bir toplantı var, efendim, bir görüşme var. Bunu tabii her yerde var. Tüm televizyonlar gibi biz de verdik. Evet, siz tamam, ben de eleştirim yapıyorum. Diyorum ki bu Amerikan Başkan adayının verdiği beyanata niye bu kadar kafaya takılıyorsunuz? Bizim çocuklar dedi mi demedi mi? 15 Temmuz'un sanıklarını, baş mimarlarını muhafaza ediyor mu etmiyor mu? Bizim Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Tırlarla, uçaklarla Suriye'deki teröristlere yardım etti Amerika. Yani Amerikan resmi devletinin görevlileri bunu yaptığı zaman günahkar değil, kötü değil. Muhalefetten olan bir kişi böyle bir şey söyledi. 7 ay evvel söylemiş. Nedense bugün servis ediliyor. Neden? Bir, ne söylüyor? Bence, hayır, ne söylüyor? Faydalı bir şey söylüyor. Kime söylüyor? Bu fayda kime olacak? Muhalefete değil, iktidara. Muhalefeti seçimle değiştirelim, iktidarı seçimle değiştirelim demiyor. Milletin tepkisini ölçüp İktidarın lehine çevirmeye çalışıyor. Böyle bir lehe olacaksa, böyle bir yarar gelecekse AK Parti'ye asla gelmesin. Asla gelmesin. Yani o sizin kanaatınız. Peki hocama da soralım. Değil. Bir dakika. Söylüyorum şimdi. Şeyin açıklaması, Biden'ın açıklaması. Onu biraz üzerine duracağız, sonra asıl konumuza geçeceğiz. Şimdi Biden'ın açıklaması ile ilgili, bir de Dışişleri Bakanımızın açıklaması ile ilgili sözlerini sizin de alalım, konuya geçelim hocam. Şimdi Biden'ın açıklamaları genelde şu çerçevede değerlendirilebilir. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve dünyanın tek kutupluluğa evrilmesinden itibaren Amerika'yla neredeyse her önemli dış politika konusunda kafa kafaya ters düşüyoruz. Yani bir büyük Kürdistan kurulması projesinden tutun, Kıbrıs konusundaki haklılığımıza, Akdeniz'de Ermeni soykırımı iftiralarından diğer konulara kadar hep şöyle. Yani işte biz bunu yapacağız, bunu kabullenmek zorundasınız. Şunu böyle yapacağız, siz Kıbrıs'tan çıkmak durumundasınız filan. Derdimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki mesela Kıbrıs'tan niye çıkalım ya? Yugoslavya gibi bir devlet dağıldı, 7 tane devlet ortaya çıktı. O zaman 6'ydı. Bunların her biri tek tek tanındı. Bu tip böyle ortaklık devletleri dağıldığı zaman yeni yeni devletlere dönüşüyor. Her birini tanıyorsunuz. İş buraya gelince bu başka diyorsunuz, böyle olmaz diyoruz filan. Şimdi Türkiye Devleti sürekli olarak bunlara itiraz ede 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 bugünlere geldi. Şimdi bugünlerin şöyle bir özelliği var. Biden bütün bu konularda Amerikan Kongresi'nde yıllarca Türkiye karşıtı senatörlerden biri olarak hep dikkat çekti. Böyle şey ne denir, azılı ve şey... Yani mesela Biden'ın Türkiye hakkında yapacağı bir konuşmayı ben önceden yazabilirim. Anladın? Tahmin edilebiliyor. Tabii yani yazabilirim. Yani bunun gibi bir sürü tip var, işte Menendez var, bilmem ne var. Bunlardan bazıları kendi şey yerlerini kaybettiler en son seçimlerde falan. Bu Rum-Yunan lobisine ve Ermeni lobisine feci şekilde angaje tipler var. Şimdi bu onlardan biriydi zaten. Evet. Obama yönetiminde de başkan yardımcılığı yaptı. Şimdi aslında Amerikan derin devleti diyebileceğimiz bir yapının da devamı bu insanlar. Yani 2016'da Trump'ın kazanması aslında sürpriz oldu Amerikan derin devleti dahil herkese. Çünkü o diyor ki biz bu Orta Doğu'daki kargaşada niye yer alıyoruz kardeşim? Trilyon dolarlarımızı Irak'ta, Afganistan'da niye saçıyoruz? Herkes bana geliyor diyor ki İsrail'in güvenliği, İsrail kendi başına... Kendi güvenliğini sağlayamıyor mu? Fazlasıyla buna muktedir değil mi? Zor durumda kalırsa biz Amerika olarak ona yardımcı olamaz mıyız? Niye her tarafta rejim değişikliği bilmem ne falan karma karışık hale getiriyoruz? Hiçbir fayda da elde edemiyoruz ama trilyon dolarlarımız gidiyor diyor. Ve bu adam kazandı. Bu adamın 4. yılı Ocak ayında dolacak. Bu 4 yılın önemli bir bölümü vay efendim seçimlere Rusya karıştı mı karışmadı mı? Vay efendim işte Trump Orta Doğu'dan çekilmek istiyor istemiyor. Trump da Orta Doğu'dan çekilirken ya da çekilmeye zemin hazırlarken bir yandan da İsrail'i güçlendirerek bunu yapmak istiyor. Amerika'daki İsrail lobisini yanında evet, tutması tabii lazım falan. Yoksa azil süreci başlıyor bilmem ne oluyor falan, başı derde giriyor. Onu durdurmak için yapıyor zaten. Evet, yapıyordu. Şimdi kritik bir noktaya geliyoruz. Ocak ayı itibariyle Trump'ın kazanma ihtimali çok yüksekti. Azil sürecini de atlamıştı. Fakat bu salgınla birlikte işler karıştı. Salgını iyi yönetemedi. Yönetemediler. Bir de eyaletler arası farklı muamele yaptılar. Evet, işte zaten salgından başlıyor her şey. Evet. Salgınla bir kavga, bir iç kargaşa falan filan, şimdi 10 puan gerisine düştü Biden'ın. Bu Biden için şey diyor ki Trump,
Sleepy Joe, uyuyan adam diyor yani en kibarıyla, dünyadan bir haber falan demeye getiriyor. Onu da şunun için diyor biraz da, Biden'ın aslında ciddi bir bunama hastalığı başlamış, demans başlamış. Bunu da hızlıca arttığı söyleniyor. Ve doğruysa şimdi deniliyor ki yani bu adam seçilecek ama bu dönemini falan tamamlayamaz. Yani Amerika'da çünkü çok ciddi kontrollerden geçiyor. Başkanın evet. sağlığı çok önemli ve bu şeyde yayınlanıyor. İnternette yani başkanın sağlığı ile ilgili durum. Bu adam seçilir ama götüremeyebilir. İşte yardımcısı Kamala Harris'e kalacağız falan. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Şu, eğer Biden seçilirse Amerikan derin devletiyle birlikte bu bölgeyi karıştırmaya devam edecekler. Yani çünkü bunun ilanını kendisi malumun ilamı evet. bizim eski tabirle tamam mı? Malumun ilamı. Evet. Şimdi burada yani İsrail lobisinin daha kuvvetli adamı Biden. Bence İsrail lobisi şöyle, İsrail mesela şu anda Trump'la çok daha iyi ilişkiler içinde. Trump'ın damadıyla vesaire filan. O da karışmış durumda iç içe. Mesela İsrail lobisi genellikle demokratlarla çalışırdı. Fakat bu dönemde mesela Trump'la çok iyi iş götürüyorlar filan. Yani İsrail lobisi herkese... Yani Trump'ı bir yandan sıkıştırdılar, bir yandan da iş yaptırıyorlar. İşin özeti bu herhalde. Evet, ama şimdi bu Biden kazanırsa ne olacak sorusuyla bizi de yüz yüze getiriyor. Şimdi burada tabii söylediklerinin içindeki terbiyesizlikler yok işte bu adamı kazandırtmamalıyız falan gibi terbiyesizce cümleler vesaire bir müttefik bir ülke. Türkiye NATO müttefikiyiz ya sen bizim hakkımızda böyle abuk subuk nasıl konuşursun? Bölgedeki diyor müttefiklerimizle birlikte hareket ederek yani biz neyiz o zaman? Bize karşı hareket ediyor. Müttefik dışı. Yani o zaman yani. Ferman Hoca'nın şeyine katılır mısınız? Diyor ki. Biden'ın bu açıklaması AK Parti'nin işine yarar. İşine yaraması için yaptı diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yani mağduriyete uğrayacak AK Parti. Bence yani işine yarar ayrı, yaraması için yaptı ayrı. Sleepy Joe, bak, evet, doğru. Orada konuşmanın içinde F-15 uçağıyla F-35'i karıştırıyor bilmem ne. Kafası çok yerinde değil. Ayrıca politika varsayımları en iyimser şeyle bir 10-15 sene öncesinin gerçekleri üzerine oturuyor. Oysa dünya şu anda çok kutupluluğa evrildi. Amerika'nın borusu her yerde aynı derecede ötmüyor. Bir de Türkiye'nin alternatifleri var. Zaten çok kutupluluk. Türkiye gibi orta büyüklükteki bir ülke eğer kartlarını iyi oynarsa muazzam faydalar sağlar. Dünyanın esas güç dengesi esası çok kutupluluktur. Peki. İki kutupluluk ve tek kutupluluk istisnai dönemlerdi. Şu anda iki kutupluluğa mı gidiyor? Çok kutupluluğa gittik. Çin'in durumu nedir burada? İşte Çin burada şöyle bir özelliğe sahip. Bu çok kutuplu dünyada şöyle bir gidişat öngörülüyor. Yani bu 10 yıl mı sürer, 20 yıl mı sürer? Amerika çok kutuplu dünyada hala en büyük güç olma özelliğini sürdürecek ama azalan bir oranda. Etkisi de azalacak bütün dünyada. Burada bu çok kutupluluğu belirleyen aktörlerden Çin, Amerika'yı tek başına her alanda dengelemeye muktedir bir ülke. Potansiyel olarak. Yani Çin'in geleceği nasıl olacak bilemeyiz. Yani dünya tarihi öyle önceden öngörülemez. Hiç bilemediğiniz şeyler çıkar. Belki Çin'in içi karışacak, Çin bölünecek bu ihtimalle. Zayıf görünüyor ama evet. Yani şey. Bir de bundan bahsediliyor ama. Hayır karışsa da o kadar büyük bir nüfus ki 1,5 milyar yani buradan 200 milyon ayrılsa ne olur? Çin için belki de iyi olur. Daha fakir bölgeleri çünkü böyle şey içinde anlatabildim mi? Hani ayrılmak isteyen tarafta öbür taraflarda Çin. Yani kaynaklardan yeterince yararlanamayanlar. Etnik diyelim. Etnik özelliği olan bölgeler. Şimdi onların da mümkünatı yok. Yani o 1,5 milyarlık Çin okyanusunun içinde ayrılabilmelerine imkan görünmüyor. Dolayısıyla Çin böyle gider ama şöyle olur. Hani Çin'in davranışları birçok ülkeyi karşısına dikerse, mesela Orta Asya ülkelerini rahatsız eder, Rusya'yı rahatsız eder, efendim Amerika'yı rahatsız eder, Amerika'nın güneyindeki Hindi Çin'indeki ülkelerin çoğunu rahatsız eder. Şimdi orada mesela güçlü bir başka rakibi var Hindistan. Potansiyeli Çin kadar güçlü değil ama bayağı bir potansiyel var sonuçta. Rakipler tabii. Bütün bu oyunları Çin nasıl oynar? Ama bir gerçek var şu. Çin teknolojide, bilimde, inovasyonda
her alanda ve en son şunu gördük bu salgınla birlikte haber kaynağı olma ve haber yayma özelliğinde bile Amerika'yı yakaladı, belki de geçiyor. Propaganda müthiş. Peki hocam. Propaganda değil bu şey, yani haber, yani enformasyon kaynağı ve enformasyonu yayabilme özelliği. Evet. Şimdi propaganda deyince ben gerçi siz de haklısınız. Şöyle batılı dillerde propaganda, ben belki o taraftan bakıyorum, kötü anlama gelir. Öyle mi? Şöyle yani gerçek olmayan bir şeyi tanıtmış gibi anlatmaya, ama siz tanıtım diye düşünüyorsunuz. Evet. Doğru, haklısınız. Çünkü siyasi partilerde bile propaganda sorumlu tabii. Genel başkana yaptı. Tabii. Evet. Peki bir cümle daha sorayım, sonra hocama dönelim. Hocam lafını kestik çünkü. Yani sizin konu birbirine ilintili olduğu için devam ettik. Şimdi Çin'le komünist Çin, sosyalist Rusya, kapitalist ABD ve Türkiye. Tabii Çin'de, Çin'in bir yayılmacı politikası var. Görüyoruz. Yani Afrika ülkelerinden görüyoruz. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yaptığı bir politikası var. Orada ciddi bir zulüm var. Programın girişinde açılışta ben bunu söyledim. Türkiye'nin önündeki Doğu Türkistan'la Çin ilişkileri, Türkiye ile Çin ilişkileri arasında bir engel midir? Bu engel nasıl aşılır? Yani Doğu Türkistan konusundaki politikası değiştirilebilir mi Çin'in? Bunun etkisi ve önemi nedir? Şimdi bence Türkiye'nin çevre ülkelerde ve uzak ülkelerdeki Türk kökenlileriyle ilgili politikası esas itibariyle o ülkelerle kendisi arasındaki köprüye katkıda bulunmaları şeklinde olmalıdır. Bunun en çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani Doğu Türkistanlıların orada bulunması katkı haline dönüşmeli. Dönüşmelidir. Evet. Bunun en güzel örneği Bulgaristan'ladır örneğin. Yani Bulgaristan'daki Türkler bizim aynı hem entegredir Bulgar sistemine, hem de bizim Bulgaristan'la ilişkilerimizde herhangi bir sorun yaratmaz. Kendi partileri var, hükümetlere koalisyon ortağı olurlar. Hatta ben bu örneği zaman zaman HDP örneğinde veririm. Mesela HDP Türkiye aleyhine her şeyin içinde oluyor. Ya Kıbrıs gibi çok haklı bir davada bir gün lehimize bir şey söyle be birader. Bu ülke seninse. Evet, yani yani hak arama mücadelesi ise seninki. Önce Türkiye'yi sahiplen, bunun içinde hak ara. Mesela Bulgaristan'da. Çin'e gidip Türkiye'ye şikayet etme. Amerika'ya gidip Türkiye'ye, Avrupa'ya gidip Türkiye'ye şikayet etme. Bulgaristan'daki Türkler bunun çok güzel bir örneğini veriyorlar. Bulgaristan'a her ortalama Bulgar vatandaşı gibi sahipleniyor. Onun içinde kendi partisi var. Koalisyona giriyor. Hak arama mücadelesinde de hiç durmadan gayet güzel. Doğu Türkistan nasıl olur peki hocam? Yani Doğu Türkistan yaramız bizim ciddi bir yara. Mesela öğrenciler burada, ben pek çok program yaptım, yazılar da yazdım bu konuda. Mağdurları buraya çıkarttım, anlattılar. Çocuk diyelim doktora yapmaya gelmiş burada. Ailesi tutuklanıyor. Öğretim görmeye gelmiş, ailesi tutuklanıyor. Ya da annesi babası ziyarete buraya gelmiş, geri dönüşünde terörist ilan ediyor Türkiye'deki çocuklar. Öğrenciler ve ailesi tutuklanıyor. Bunun önlenmesi, bunun anlatılması ve Türkiye ile Doğu Türkistan'ın bu yaranın kapanması nasıl olacak? Şimdi bence bu konuda bilgilerimizi sürekli tazelemek lazım ve Çin otoritelerinin bu konuda yürüttüğü bilgilendirme kampanyalarına vesaireye daha da bir belki değişik yollarla bizim de dahil olmamız lazım. Şimdi şöyle bir karşı cevaplar mı vermemiz lazım? Yok, sanmıyorum. Yani bu konudan dolayı Türkiye'nin Çin'le bir rekabete girişmesi Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyum sağlamaz. Çünkü bugün Türkiye çok kutuplu bir dünyada kendi ulusal çıkarları doğrultusunda menfaat temin edebilmek için haklarının korunması yönündeki mücadelelerini sürdürebilmek için Çin'e fevkalade ihtiyaç duyacaktır. Yani Çin'i karşınıza alarak bir şey yapmak Türkiye'nin çıkarlarına... Hocam ama aradaki engeli de ortadan kaldırmak için bir şey yapmak gerekmiyor mu? Şimdi bu bir engeldir. Bu bir güven meselesi. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu konuda değişik bilgilendirme faaliyetleri belki yapılabilir. Yani sivil toplum kuruluşları daha çok devrede olmalı herhalde. Çin belki zaman zaman bu konuda bilgilendirmeler yapıyor. Nedir ne değildir. Çünkü bazen şöyle de oluyor. Yani bakıyorsunuz işin arkasından Amerika da çıkıyor. Mesela bugünlerde Amerika'nın, İngiltere'nin, batılı ülkelerin fena halde
Uygur savunucusu olmaları beni doğrusu düşünmeye sevk ediyor. Yani bu insanlar Kuzey Irak'ta Türkmenler Peşmerge tarafından, Amerikan kuvvetleri tarafından katledilirken hiç umurlarında değildi. Evet, evet. Yani bu nasıl bir, ne güzel bir Türkçülük yani. Amerikan resmi yetkilileri 10 açıklamalarını ya da Çin'le ilgili 3 açıklamalarının birinde bu konuyu gündeme getiriyorlar şimdi. Şimdi Amerikan yetkilileri bu işin üzerine çok düştüğü zaman bende otomatikman bir takım şüpheler beliriyor. Yani Türkiye ile Çin arasında bir engel olsun, engel bir konu olsun mu istiyor Amerika? Çin'le Türkiye'nin ilişkileri iyi olmasını istiyor. Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri iyi olmasını istiyor. Ama şunu anlamıyor Amerika. Yani bu çarşıdaki tek dükkan sen değilsin artık. Bu çarşıda bir sürü mağaza var ve Türkiye bunların her birinden alışveriş yapacak. Evet. Eskiden senin sattığın ne varsa ufak tefek pazarlıkla geliyorduk, alıyorduk. Ama artık sen değilsin. Yani bir sürü mağaza var, her birinden alışveriş yapacağız. Bir sürü insan var, her biriyle el sıkışacağız. Çıkarlarımız doğrultusunda senle de el sıkışacağız ama. Amerika'yla da kavga etmenin alemi yok. Şimdi devletler gereksiz ideolojik kavgalar içinde olmamalıdırlar. Evet. Çıkarlarına odaklı olmalıdırlar. Ha orada da Amerika'yla ideolojik bir kavgada Türkiye'nin gözü yok zaten. Hocam burada olmamalı. Diplomasi çalıştırılamaz mı? Yani sivil toplum kuruluşları, bilhassa mesela bizim medya mensuplarına da çok iş düşüyor. Yani Doğu Türkistan'la yaşananların, yani Doğu Türkistan dediğiniz 35 milyonluk nüfusun Çin içerisindeki etkinliği ne olabilir ki bu kadar büyük zulme? 3 milyon, 5 milyon insan kamplarda, onlar alınıyor, hapislere tıkılıyor vesaire falan filan. Yani bunların önüne geçilmesi halinde sağ salim Çin'le ilişkilerimiz tartışmasız, yani medeni bir şey içerisinde yürütülemez mi? Bence bu sağlanamaz şu anda, mı? Bence şu anda hükümet Çin'le ilişkileri çok iyi yönetiyor. Bir yerde bir hata yapıldı. Orada bir hapishanede bir Uygur şairin öldürüldüğüne dair haberler çıktı ve maalesef o zaman Dışişleri Bakanlığı belki yanlış bilgilendirme sonucu bilgi istedi, izahat istedi Çin'den. Onlar da izahatı videoyla verdiler. İşte bak burada, yani siz yanlış bilgilendirilmişsiniz dedi. Şimdi bir devlet başka... Bir bilgi kirliliği var yani maalesef, evet, Doğu şimdi, Türkistan meselesine bilgi kirliliği efendim, şöyle büyük bakın, zarar veriyor. Bakın işin esası şudur, bir devletin dış politikasını çıkarları belirler. Biz şimdi Çin'i, yani her devletle bir konu çıkartıp onun üzerinden kavga ederek bir yere varamayız. Çin bizim için önemli, dünya için önemli. Ha, Çin'e yaslanalım tek başına, diğerlerini görmezden gelelim demek istemiyorum. Ama Türkiye açısından bu önemli bir faktör. Dolayısıyla efendim orada ne olduğunu ama anlamaya, tespit etmeye yönelik belki akademisyenler arasında, uzmanlar arasında çok daha fazla irtibata ihtiyaç var. Benim Ankara'da daha önce çalıştığım bir üniversitede bir gün denildi, bir duyuru yapıldı. Denildi ki Çin'den sosyal bilimler akademisinin Şincan uzmanları gelip bir sunum yapacaklar, işte bu Doğu Türkistan vesaireyle ilgili. Oraya herkes gitti, ben de gittim. Adamlar anlattılar, dediler ki yani durum şeydir, budur. İşte nüfusları şu, ekonomik durumları bu, Çin'in genel şeyi şu, anayasal yapısı bu. Çin dolayısıyla bunun içinde biz Çin olarak ne yapmalıyız? Yani siz ne bekliyorsunuz? Dedi. Türk tarafından çok somut bir şey görmedim öneri olarak. Çünkü maalesef bizim akademisyenlerimiz, onu da biz burada konuştuk. Bizim üniversitelerimiz Amerika ile, işte Avrupa Birliği konumuz var. Amerika ile müttefiklik, bir nasıl bir müttefiklik var. Ama ne Amerika doğru düzgün bilinir, ne NATO doğru düzgün bilinir, ne kim kime muhtaçtır bilinir. Ne Türkiye'nin aleyhinde ve lehinde olan biten bilinir. Sadece nedir? Bugün Biden konuştu, Biden'ın şu hatası var, yarın işte başka bir şey oldu. Maalesef bu... Uzmanlara ihtiyacımız var. Uzmanlara ihtiyacımız Uzman var. Gazetecilere, evet, ihtiyacımız var. Bunlar yani çok iyi Çince bilecekler. Çin'de kimin ne olduğunu bilecekler. Ben mesela öğrencilerimi hep yönlendiririm. Derim ki çocuklar, önce iyi İngilizce öğreneceksiniz. İngilizcesiz hayat olmaz. Bütün dünya İngilizce konuşuyor. Evet. İki, ya Arapça ya Çince
ya Rusça ya Farsça, bu dillerden, herkesin bilmediği dillerden birini öğrenin. Bu alanlara yönelin. Peki. Çin mesela büyük bir derya diye anlatırım. Buna çok ihtiyacımız var. Ha, bunları bilsek o zaman Çin'de ne olduğunu, aslında Çin'in ne yapmak istediğini, onun aslında, yani burada ben susayım sanki Çin'i savunuyor gibi bir duruma gelmeyeyim yani. Evet hocam. Şimdi sözümü kestiniz. Hasan Hoca'yı dinledim. Güzel, bence faydalı bir şey söyledi. Halis Bey, biz Amerika'yı hiç konuşmuyoruz. Türk aydını, ünvanlı, emekli vali, emekli büyükelçi, profesör, Amerika'yı konuşmuyoruz. Bak biraz evvel önemli bir konuya girdik. Siz bile kestiniz sözü. Söylüyorum neden? 5 yıl evvel Trump bir beyanat verdi İran'la ilgili hocam. İran'ın bir bölgesinde bir isyan kalktı. Halk isyana kalktı ekonomik krizden dolayı. Kalktı ama Tebriz'deki traktör takımı bekleyişe girdi. Bu hareketi destekleyecek miyiz, desteklemeyecek miyiz? Dikkat edin. Evet. Destekleme aşamasında Trump tak diye bir beyanat verdi. Biz sokağın yanındayız. Dikkat edin. Trump, biz İran'la ilgili sokağın yanındayız. Sokağın yanındayız. O sokaktaki hareket anından indi. Demek ki sokağın yanında eğer Amerika varsa bizim hareketimiz milli bir hareket değildir. Bu Amerikan başkan adayı 7 ay evvel bir şey söylemiş, bugün servis ediliyor. Bunun, ben size söyleyeyim, biraz evvel söyledim ama bunun görünüşte muhalefeti destekliyor gibi, seçimli, seçimsiz, darbeli, darbesiz hiç mühim değil. Hiç önemli değil Amerika açısından. Amerika açısından bir devletin demokratik devlet olması da önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Arap ülkelerine bakın. Yani orada demokrasi onun için bir tercih unsuru değil. O onun kullanma aracıdır. Ya zaten yani Suud Kral için demedi mi ben olmasam bir haftada oturamazsın orada diye. Şimdi bu adamın verdiği beyanatı çok fazla gözümüzde büyütmeyelim ama Hasan Hocam göreceksiniz. Günlerce üniversiteler, hocalarımız, ünvanlılarımız, bizler, gazeteciler. Hasan Hoca dedi ki uzman olmalı ama maalesef uzmanlar üniversitedeki profesörler değil. Onu açık söyleyeyim. Üniversite profesörü uzman olamıyor. Neden olamıyor? Neden olamıyor? Çok kapalı bir hayat devre ediyor. Bunu Ördünarız Profesör Sulu Dönmezler hocamız söylerdi. Üniversitedeyiz ama dışarıdaki bir avukat kadar iş yapamıyoruz. Bir avukat kadar haberimiz olmuyor. Davanın takibi, seyri, nasıl olacağını, Yargıtay'ın iştahatları bilmiyoruz. Kapalı bir nutuk çekiyoruz. Yabancı dil biliyoruz. Eserlerimiz var. Bir havayla gidiyoruz. Herkes de bize iltifat ediyor, değer veriyor, hoca diyor falan. Uzman, şimdi sadece tıptakiler mi? Bu salgından dolayı söylüyorum, hemen geçiyorum. Elinizi yıkayın, maskenizi takın, evde kalın. Elinizi yıkayın, maskenizi takın, evde kalın. Bunu demek için profesör olmaya gerek yok ki. Bilim kurulu olmaya gerek yok ki. Sağlık lisesinde mezun olan adam da bunu diyebilir. Sağlık lisesi, dikkat et. 2 yıllık değil. Ha, gelelim konuya. Hasan Hoca ile birlikte konuştuğumuz konu Çin'e. Ben Çin'le ilgili çok farklı bir şey düşünüyorum. Buyurun. Buyur, neden? Bakın buraya ne yazmışım? Çin ve sel. Çin bir seldir. Çin'in önüne, Çin bir yeri işgal etmiyor. Çok enteresan bir şey yapıyor Hasan Hocam. Çin yayılıyor. Evet. Çin işgalci değil. Hocam şimdi bugün programa gelmezden önce bana bir arkadaşlarımız bir yazı gönderdiler ve Doğu ve Güneydoğu'da, bunu da soru olarak soruyorum. Yani devlet tamam. De lütfen açıklasın. Doğu ve Güneydoğu'da şu anda Çinlilerin, çünkü deniliyor ki Pekin'de veya Şangay'da 20 metrekare bir oda, yani bir ev, evet, 20 metrekare 1 milyon dolara alınabiliyor. Oysa 1 milyon doları cebine koyan bir Çinli geliyor Urfa'da. 250 bin dolara vatandaş oluyor. 250 bin dolara geniş bir arazi alıyor. 100 bin dolar da veriyor. Şahane bir ev alıyor. Ondan sonra orada iş kuruyor vesaire falan filan. Yani böyle enteresan bir durumda söz konusu. Bir de tabii Çin'in işgalci zihniyeti de var. Yayılmacı zihniyeti var. Yayılmacı ayrı. Yayılmacı. Halis Bey, yayılmacılıkla işgalcilik aynı şey değil. İşgalcilik olsa iyi. Bak işgalcilik Türk Cumhuriyetlerini 70 yıl Sovyetler işgal edebilir değil mi? Sorun oldu, kalamadı. Yayılmacılık farklı, söyleyeceğim. İşgalcilik gelip oturuyor yani yerleşik. Ama nasıl oturuyor? Ha, şimdi nasıl oluyor? İki örneği alacağım Hasan Hocam. Bilgiyi söylüyorum. Biri Kırgızistan. Bilgimi söylüyorum. Çünkü biz biraz bilgi aktarmamız lazım. Uğur Mumcu'nun sözü çok doğru. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz. Biz daha çok fikrimizi söylüyoruz. Fikir değil. Önce bilgilendireceğiz. Kırgızistan 1, Afrika 2. Sizin dediğiniz 5. sırada. Urfa vesaire falan. Afrika'da nasıl yayılıyor? Parayla oraları işgal ediyor. Bakınız işgal ediyor. Şimdi işgal kelimesini ben de kullandım ama yayılıyor. İş yeri açıyor, fabrika açıyor, sanayi açıyor, işçi çalıştırıyor, istihdam. Hocam, istihdam, istihdam. Kırgızistan'ın %70 milli hasılasına Çin sahip şu anda. Nasıl? Şimdi bazı Afrika ülkeleri %90. Hasan Hoca'ya söylediniz ki ne yapacağız biz?
Uygur Türklerle ilgili buraya kaydettim. Bulgaristan Çin değil, Çin de Bulgaristan değil. Bulgaristan'daki Türkler bir yerde haklarına sahipler, şuurlular. Devletten ve topluluktan kopmadan hak talep ediyorlar. Çünkü Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi söz konusu. Ve ondan dolayı Türkiye ile ilişkileri var. Değişik değişik boyutu var. Ama Çin Bulgaristan değil. Uygur Türkleri Bulgaristan'daki Türkler değil. Peki ne yapmamız lazım o zaman? Çin'e ait bir şey etmemiz lazım. Çin'in biliyorsunuz yani Sincan özerk bölgesinin toprak alanı Türkiye'den büyük. İki misline yakın. 1 milyon 900 bin metrekare civarında. Nufusu az. 1 milyon 825 bin. Evet, nüfusu az. 19-20 milyon. Siz 35 milyon dediniz. 30 milyon olsun. Peki ne yapılabilir? Yapılacak şey var. Söyleyeyim ben size. Bu batının 3 tane şımarık çocuğu var. 1. İsrail. 2. Ermenistan. 3. Yunanistan. Batı dediğimiz kastım kim? Batıdan kastım 1. Amerika, İngiltere. Amerika parantez içinde. Amerika ve İngiltere. Amerika'yı İngiltere'nin periferisinde olan devletler. Yani ben Amerika'yı her zaman taşeron bir devlet görmüşümdür. Daimi kalıcı bir devlet olaraktan görmüyorum. Amerika bir devlet değil. Kapatıyorum. Milletlerarası hukukta yani istisasım var, master'ım var, şuyum var, buyum var, ona girmiyorum. Amerika bir devlet değil o manada. İngiltere'nin P2'dir, uydusudur. Esas orada rol olacağı İngiltere ve İsrail. İngiltere ve İsrail. Ha. Şimdi ben diyorum ki ey Batı, buradan sesleniyorum sizin programımızdan, her zaman sesleniyorum evet. Ya. Diyorum ki ey Batı, Batı'nın içinde de Hasan Hocam, ey Amerika, ey İngiltere, kapat parantezi, ey İsrail. Gelin bu rahatsızlığınızdan, sıkıntınızdan kurtulmanın yollarını size söylüyorum. Reçete değil mi? Bedava, doktor reçete yazıyor, ben de yazıyorum. Gelin yeni bir Osmanlı yaratın ya da bak değiştiriyorum, yeni bir Avrasya yaratın. O Avrasya'yı da 3 bölgeye bölün. Balkanlar, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri yani veya Kafkaslar. Ha, bundan Türkiye'nin kastım, güçlenmesinde mi fayda var? Faydaları o mudur? Bakınız ben Hasan Hoca gidip gelmiştir, oraya kökenlidir. Ben de oraya çok gidip geldim Balkanlara. Balkanlarda devlet yok, devletçikler vardır. Orta Doğu'da asla devlet yoktur. Hiçbirisi devlet değil Orta Doğu. Türk Cumhuriyetlerini alalım, Kafkasları alalım, orada devlet değildir. Bir devlet başkanı %98 oy alıyor. Anayasa hukukuna göre bu mümkün değildir. Eğer bir parti, bir lider %98 devamlı seçiliyorsa o demokrasi yok demektir burada. Peki ne yapmalı? Batı bu üç devletten kurtulmalı, sıkıntıdan kurtulmalı. Türkiye'ye emanet etmeli. Hesap da sormalı yalnız. Bak Balkanları sana teslim ettim bir. İsterse Avrasya adıyla, isterse Yeni Osmanlı adıyla. Orta Doğu'yu sana teslim ettim ki Türk Cumhuriyetlerini veya Kafkasya ettim ama bir problem olduğu zaman, İsrail sıkıntı gördüğü zaman, Amerika sıkıntı gördüğü zaman, menfaatleri ihlal edildiği zaman menfaatlerine hiç dokunmayacaksınız. Halis Bey, nasıl unutmayın. Olacak bu? Akdeniz'de petrol kavgasından Fransa geldi orada ben aldım. Unutmayın, hiçbir menfaat petrolü başkasıyla paylaşmasanız hayatta yaşama şansınız yoktur. Bir daha tekrarlıyorum. Sizin ülkeniz, Özal'a dediler ki, İyi ki Özal dedi bizim petrolümüz yok. Azerbaycan'a geldi uçakta söylüyor Hasan Hocam. İyi ki bizim petrolümüz yok dedi. Almanya'nın da petrolü yok. Dünyada böyle ülkeler var. Japonya'nın da yok. Japonya'nın da yok. Yani demek ki Çin'in ne yapıyor? Yok. Şimdi sanayisiyle Çin'in de yok. Doğu Türkistan'da var Çin'in. Daha henüz işler hale gelmemiş o denildiği gibi değil. Halkınan ülkelerin petrolü yok. Evet. Özal'ın... Bedavacı değiller. Önemli bir şey evet. Hayır. Özal dedi ki iyi ki bizim petrolümüz yok. Farklıydı. Özal evet. O zaman söyledi. 92-93'te. İyi ki bizim petrolümüz yok. Ha demek ki ben öneriyorum şimdi. Diyorum ki bu Çin selinden siz nasıl kurtulacaksınız? Kim düşünmeli bu seli en çok? Kim düşünmeli? Rusya. Rusya nüfusu yaşlı. Bir dakika dur. Kazakistan düşünüyor işte başkentini aldığı 2000 kilometre. Hayır kaç milyar dolar verdi aldı aşağıya. Kazakistan da yeterli değil. Bakın kim düşünecek? 1. Türkiye. 2. İran. 3. Rusya. Ve Batı. Batı için Çin tehlikeli. Benim için değil. 100 milyon Çin çıksa, hududu bıraksa Rusya gidiyor. Rusya'yı biraz iyi incelememiz lazım Hasan Hocam. Çok yaşlı var ve çok kadın var. Evet. Artı ben geçen gün Face'te yazdım. Rusya Federasyonu'nu 2. Sovyetler Birliği bekliyor dedim. Hiç Dağıstan'a ve Tataristan'a gittiğiniz ve diğer Türk Cumhuriyetlerine hiç gittiğiniz oldu mu? Kaç tane özerk bölge var? 20-25 tane özerk bölge var. Burada dağıldığı zaman Rusya kalmıyor. Yaş. Rusya'yı dağıttığınız zaman hemen hemen tamamı Türk kökenli Halis ülke Bey, olur. Rusya tek başına, bakın Rusya, Türkiye Rusya ile ilişkilerinde bir defa düşünmeli. Rusya 1000 defa düşünmeli. Bir daha tekrar ediyorum. Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinde, menfaatlerinde, çıkarlarında sadece domates satmak değil. Hocam Çin sizin deyiminizde yayılması, benim deyimle işgal gidiyor, yerleşiyor çünkü.
Türkiye bunda nasıl bir politika geliştirmeli? Mesela hemen ona geliyorum. Hemen ona geliyorum. Bir de Doğu Türkistan. Hasan Hoca, Doğu Türkistan nasıl meselesi çözmeli? Nasıl çözeceğiz? Şimdi Afganistan'da ne kadar Türk var biliyor musunuz? General Raşit dostumun kontrol ettiği. 8 milyona yakın Türk var. Çok enteresandır. Çok insan, çok milletlerarası hukuktaki arkadaş Afganistan'ın Çin'le hududu olduğunu Hasan Hocam bilmiyor. Çok daracık bir şey var. Hududu var. Daracık. Var. Daracık. Ha. 8 milyon Türk oradan çıkarıp getirsen Doğu ve Güneydoğu Ardahan, Çıldır, yaylalarına koysan ne olur? Yok, öyle değil. Biz Çin'le, Çin'e bakışla, Suriye meselesi olduğunda insanlar katlediliyordu. O görüntüler nereden gelmişti? Esad yaptığı görüntüler değildi. Suriye görüntüler değildi. Başka yerdeki görüntülere evet. Servis ediyorlardı. O zaman biz Çin'le şunu yapacağız. Yayılmak istiyorsun, yayılıyorsun. Ekonomik ilişkilerimiz bizim de iyi. Biz şimdi kiminle yarışıyoruz Afrika'da biliyor musunuz? Çin'le. Hasan Hocam, Çin'de yatırım yapmaya gidiyor. İnsanlar biz de gidiyoruz. Cumhurbaşkanı iyi bir politika takip etti. Çin'e gidiyor. Afrika'ya gidiyor, geliyor. Biz Çin'e diyeceğiz ki kardeşim, Allah'tan kork. Bu 19 milyon Türk senin başına bela olmaz. Senin içinde deryanın damlası bile değil. Bunu söylüyoruz burada. Ha, söylüyorsun da. Ama şimdi bizi bırakmıyor. Bizim sivil örgütler öyle diyorsun da. Uygur cemiyetlerden, sivil örgütler içinde ben de gidiyorum konferansa. Bakıyorum orada birisi çıktı. Parmak gösteriyor, el keskinliği gösteriyor, kol keskinliği gösteriyor. Bunların hepsi Amerikan propagandası. Şimdi Doğu Perinçek tipi hepsi konuşmuyorum. Hepsi demeyin canım. Niye? Hayır efendim. Doğu Perinçek tipi konuşmuyorum. Demiyorum. Ama bu bir oyun. Biz bu oyunu fark edip Çin'le oturacağız. Sen süper devlet mi olmak istiyorsun? Senin önünde büyük engel var. Bir, Rusya. İki, Türk dünyası. Üç, İran. Sen nasıl yayılacaksın? Bunu göster. Gel işbirliği halinde olalım. Ekonomik işbirliği istiyorsan ekonomik işbirliği. Sanayi işbirliği istiyorsan olmuş. Zaten girmişiz. 19 milyonu bırak insan hakları bakımından. Bırak Bulgaristan'daki Türkler bakımından. Bırak Tataristan'daki bakımından. Dağıstan'daki bakımından. Orada insani haklarını elde etsinler. Bizim Kürtlere verdiğimiz hakları kadarını Uygur Türklerine Hasan Hocam versin için ben razıyım. Problemim yok. Bizim Kürtlerimize. Hocam bizim Kürtlerimizin bir hak sorunu mu var Allah aşkına ya? Efendim, bizim kaç tane cumhurbaşkanımız var? Onların Amerikan'ın Washington'un var. Meclisimize saysanız milletvekillerini yarısı var, Kürt. Var. Bakınız Kürt sorunu ne? Neyse konuyu dağıtma. Konuyu dağıtma. Aşkım, peki. Çin'le ilgili özetliyorum. Çin'le ilgili sorunun çözülmemesi diye bir sorun yok. Çin'le ilgili sorun çözülebilir. Çin'le de çözülür. Ama blok oluşturacaksınız. Güç göstereceksiniz. Kimi? Rusya'yla. Rusya oturup iyi düşünecek. Bakın Rusya gece gündüz düşünecek. İran. İran gece gündüz düşünecek. Biraz evvel dedim. Türkiye bilmiyor. Bir traktör takımı tarih yazıyor dedim. Traktör. Tebriz'deki bir traktör takımı. Adı ne? Futbol takımı. Ama tarih yazıyor. Tabii Türk bayraklarıyla maçlarıyla artı. O tarih ne yazacak göreceksiniz Hasan Hocam da siz de sizin ömrünüz çok olsun benimki az olsun. Sizinki de uzun olsun. Benimki de olsun. Peki. Beraber olalım da yerim de. Bir ara vereceğiz. Ya veriyorum. Cümleye kapat. Ben bitiriyorum tamam. Son cümlemi. Böyle giderse traktör takımıyla İran'daki Türkler ve Azerbaycan ile mevcut Azerbaycan olmayacaktır. Traktör takımı o kadar ayağa kalkmış ve etkili haldedir. Yani yeni bir oluşum yaratacaktır. Peki. Öyle uyuşmaya gerek yok. Değerli izleyenler konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var lütfen ayrılmayın. Royal Halı bilgilendiriyor. Doğal iplik kullanılarak üretilen Royal Halı koleksiyonlarının yumuşacık dokusu ve çevre dostu yapısıyla doğayı evlerinize taşıyabileceğinizi biliyor muydunuz? Royal Halı bilgilendirdi. Suyun gücü milletle buluşuyor. Gücümüze güç katacak 68 baraj, 45 gölet ve 42 hidroelektrik santrali yapımını tamamladık. Türkiye'nin suları geleceğe can veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı. Her şeyin başı sağlık ve hijyen. Nefes aldıran cevaplar Bingo Oksijen'den. Zahide Hanım, artık eskisi gibi değiliz. Dışarıdan gelince çamaşırları hala hemen yıkıyoruz. Bütün gün cildimize değiyor bu çamaşırlar. Deterjan kılıfı aklıma takılıyor. Ya da parfümleri alerji yapabiliyor benim kızımda. Hanımlar, Bingo Oksijen %70 bitki bazlı çamaşır deterjanı keşfettiğinden beri benim için çok rahat. Bitki bazlı ve parfümsüz içeriğiyle tüm ailemin çamaşırlarında gözle görülmeyen deterjan kalıntısı bırakmıyor. Üstelik leke çıkartma gücünden de taviz vermiyor. Şimdi çamaşırları da oksijenliyoruz. Oksijen.
Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Akar Grup ve Başakşehir Belediyesi güvencesiyle Bahçeşehir'in en merkezi noktasında huzur dolu mutlu bir yuvanız olsun. Yuvan Bahçeşehir Evleri 344.250 TL'den başlayan uygun fiyatlarıyla sizi, ailenizi ve komşularınızı bekliyor. Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva. Yuvan Bahçeşehir Evleri, benim mutlu yuvam. Normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellona'lar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutarlıki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. Hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah havuç. Bu ne ki? Gazlı içecek yapmak kolay. Ama özgün olmak zor. Hayırlı canım ya. Çok zaman aldı kabul. Ama beklediğinize değdi. Tabiri caizse 10 numara oldu. Neden mi? Çünkü içinde yapay bileşen yok. Sentetik içerik yok. Koruyucu da, renklendirici de yok. İşte bu ya. İşte beklediğim olay. Muhteşem. Yapay tatlandırıcı ekleyip şekersiz, sıfır kalori yapmadık. Çünkü şekerimizi pancardan ürettik. Başka bir şey bu. Ne kola ne gazoz. No 10, Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Doğal olarak Orkudan. Enişte adamlar yapmış. Yıl boyu kullanabileceğin Türkcell yıllık paketler karşında Türkiye. Siz de yıllık paketlerden dilediğinizi seçin, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim bilgilendiriyor. Emin Evim'de her bütçeye göre ev alma seçenekleri bulunmaktadır. El birliği sistemi çekilişli ve çekilişsiz sistemler olarak ikiye ayrılır. Çekilişli sistemlerde en geç taksitlerinizin ortasında evinizi teslim alacağınız çekilişli sistem, kendi evinize geçtiğinizde ödemenizi artırarak vade sürenizi kısaltacağınız kısaltılmış vadeli çekilişli sistem, evinizi teslim alıncaya kadar kira desteği alacağınız kira destekli çekilişli sistem olmak üzere 3 farklı model bulunmaktadır. Çekilişli sistem yerine evinizi teslim alacağınız tarihi baştan belirlemek isterseniz peşinatlı sistemi ya da peşinatsız bir yöntem olan vade ortası sistemi seçebilirsiniz. Bu sistemler sizin en uygun şekilde kolayca ev sahibi olmanızı sağlamaktadır. Faizsiz ev sahibi olmak için siz de hemen Emin Evim şubelerine gelin. Kocaman bir şey geliyor. Dev ocağını şehirdeki herkesi şaşkına çevirdi. Kendisi de büyük, ona gösterilen ilgi de. Bu ay internetimi çok kullanmışım, yetmedi diyenler. İnternetim bu ay fazla geldi, gigabaytlar boşa gitti diyenler için ilk defa ve sadece Turkcell'den geliyor. Yıl boyu kullanabileceğin Turkcell yıllık paketler karşında Türkiye. Siz de yıllık paketlerden dilediğinizi seçin, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Şimdi 3 katlı. Yeni Familia kağıt havlu şimdi 3 katlı. Sıradan kağıt havluya göre daha eğici ve daha ekonomiktir. Sizi ve bütçenizi yormaz. Hemen deneyin. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Mutluluk verir. Susamış topraklarda bir damla su bereket, asılmış yüzlerde sıcak bir gülümsemedir. Kurumuş gönüllerde mutluluktur. Su, yaşamın kıyısındaki insanlara umuttur. Su kuyusu hisse katkı bedeli 5000 liradır. Hiranur Derneği 0216 621 7445.
normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellona'lar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. İşte karşınızda senden, benden, içimizden uygulamalar. Bizi en iyi onlar anlar. Neden mi? Dizide bütün gün rock'la dinlesen, gecenin finalini %99 Sezen'le yaparsın. Hollywood filmlerini çok seversin ama 6 ayda bir TV Plus'ta Atla Gel Şaban izlersin. Her 10 kişiden 9'u VIP'te hoşlandığı kıza en havalı emojileri atar. Arkadaş grubuna gelince de en geyikleri. Herkes bilim, sanat, spor dergilerini takip eder. Ama sonunda kendini dergilikte magazin haberlerine bakarken bulur. Seni bu kadar iyi tanıyan bir teknoloji arıyorsan Fizi'den VIP'e, TV Plus'tan dergiliğe, Türkcell'le ol ya da olma, sen de indir, seni anlayan uygulamalarla bağlan hayata. Trevor bilgilendiriyor. İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi. 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu. 8 kez dünya şampiyonu olduğu 46 dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun 3 katından fazla kaldırarak efsane oldu. Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi. 1988 yılında Time dergisine kapak oldu. 60 kilogramda koparmada 200 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. Trevor bilgilendirdi. Değerli izleyenler, değerli izleyenler, televizyonu yeni açanlar için ifade etmek istiyorum. Çok değerli konuklarımız sağ tarafımda Profesör Doktor Hasan Ünal Bey, sol tarafımda ise Ferman Demirkol, Profesör Doktor Ferman Demirkol Bey ile yeni dünya düzeninde Türkiye'nin rolü, ehemmiyeti, önemi, Çin, Rusya vesaire konuştuk. Ama şimdi Akdeniz'i konuşacağız. Akdeniz'de Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ne yapmak istiyor? Savaşa girilebilir mi, gidilmez mi? Tabii Türkiye'nin Akdeniz'deki sınırdaşları, gerek İsrail, Mısır ve diğer ülkelerle ilişkileri var. Bu konuda ne yapmak lazım? Türkiye neler yaparsa daha başarılı bir sonuç elde edebilir. Bunları konuşacağız. Peki Hasan Hocam, Akdeniz'de neler oluyor? Evet. Tabii bizim şu anda geldiğimiz noktada değerli izleyenlerimiz de muhtemelen bu görüşümüzü paylaşacaklar. Maalesef Türkiye tek başına. Yani Türkiye iyi ki de yapmışsınız diyen herhalde öyle zannediyorum ki Libya ile biz bir anlaşma yaptık. Libya'nın şu andaki yönetimi olmasa başkaları olsa onlar da bir takım rüzgarların şeyinde kalacaklar. Türkiye iyi ki de direniyor. Türkiye direniyor. Yani Türkiye teslimiyetçi bir politika izlemiyor ama daha neler yapabilir? Yani bizim mavi vatan, vatansa ve mavi vatanımız tabii ki bizim vatanımız ve mavi vatanımız. Burada en doğru stratejimiz ne olmalı, neler yapmalıyız? Buyurun. Şimdi şöyle, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi Yunanistan'la şu anda yaşadığımız krizin aslında 1970'lerin ikinci yarısından itibaren Yunanistan'ın Ege'de teknik tabirle maksimalist talepleriyle oluşan gidişatın sonucunda meydana gelen pek çok krizden bir farkı yok. 70'lerde yaşadık, 80'lerde bir demet kriz yaşadık. En son 96'da Kardak kriziyle donduruldu. O zaman Yunanistan'daydı ama Yunanistan'daydı sadece. Ama şimdi herkesi ilgilendiriyor İsrail'de. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Yani Yunanistan'la işin Yunanistan boyutu sürpriz değil. Hatta ben bazı kanallarda diyorum ki bu babadan kalma bir sorun. Biraz. Yani böyle devam edebilir evet. De.
Çünkü somut uzlaşmazlıklar var. Yani Yunanistan'ın işte biz teknik olarak buna diyoruz ki hocam da devletler hukuku hocası aynı zamanda. Dolayısıyla gayet iyi bilir. Yani orada kıta sahanlığın tespiti, münhasır ekonomik alanın nereden geçeceği, adaların hepsine kara sularının ötesinde deniz yetki alanı verilip verilmeyeceğiyle ilgili muazzam tartışmalarımız var. Eğer Yunan tezlerini biz kabul edecek olursak, yani Ege'yi büyük ölçüde Yunanistan kullanmış olacak. Bunu Türkiye'de hiçbir hükümet, hiçbir devlet adamının kabul etmesi mümkün değil. Bugüne kadar da etmedi zaten. Kıbrıs'ta da maksimalist talepleri var. Onlar diyor ki Kıbrıs işte bizim bir Yunan adasıydı, bir Rum adasıydı. Bir sabah 1974'te 20 Temmuz'da çıktınız geldiniz, sorun budur. Ondan sonra... Onların iddiası bu. Ha, şimdi bu tarafıyla sorunun bir şeyi yok. Yani yeni bir durum yok. Fakat şöyle bir durum var. Mesela 1964'ten alırsak meseleyi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge o zaman Türkiye'nin birkaç misli lehindeyken şimdilerde çok çok misli lehinde. Çünkü yıllar... Yani içinde, gelişme şu anda Türkiye'nin lehinde gidiyor. Şöyle denge lehimizde. Yani askeri de buna milli güç unsurları dersek eğer, askeri güç olarak, toplam milli ekonomik güç olarak, jeopolitik güç olarak her alanda Türkiye ile Yunanistan arasında muazzam bir Türkiye lehinde denge var. Şimdi mesela çoğumuz şunu bilmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Arap eyaletleri dahil toplam nüfusu 21 milyon tahmin ediliyordu. Romanya'nın nüfusu 13-14 milyonlardaydı. Yani mukayese için söylüyorsunuz, tabii önemli. Mukayese için söylüyorum. 1923-27'lerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus 23'te falan 1'e 1,5, 1'e 2'nin altında. Mesela biz milli mücadele yaptığımızda Yunan ordularıyla savaştığımızda Anadolu'daki bütün nüfusumuzu da seferber edemediğimiz için yani nüfusumuz Yunanistan'la aşağı yukarı denk falandı. Evet. Kullanabildiğimiz. Ama yıllar içinde bak bu cumhuriyeti kuranların üstün bir vizyonunu gösteriyor. Diyor ki mesela Atatürk'ün sıklıkla söylediği bir şey var. Arkadaşları da bunu çok iyi bilenler diyorlar ki Balkan Harbi'nde Balkan ülkeleri o basit gördüğümüz, basite aldığımız Balkan ülkeleri koca koca ordular koydular önümüze. Büyük nüfuslar, büyük ordular ve ateş gücü yüksek, eğitimi iyi, disiplinli ordular koydular önümüze dedi diyor. Evet. Dolayısıyla bizim nüfusa ihtiyacımız var diyor. Ve Türkiye mesela oradan sadece nüfus olarak dersek muazzam bir ilerleme kat etmiş durumda. Mesela 1945'te Türkiye'nin toplam nüfusu 18 milyon. Sovyetler Birliği'nin nüfusu 180'den 20 milyonu aşkın kayıpla 160'a düşmüş. Yani Sovyetler bizi tehdit ettiğinde işte niye korktuk falan yani. Yani gel de korkma anlatabildim mi? Ha şimdi ama bugün geldiğimiz noktada biz Yunanistan'la nüfus, toplam ekonomik güç, silah, milli güç unsurlarının her biri itibariyle muazzam bir üstünlüğe sahibiz. Bunun içinde psikoloji de var. Evet. Ha. Şimdi ama Yunan tezleri de bundan 40-50 yıl önce oluşturulmuş tezler. Demokrasinin kötüye kullanılmasının tipik örneklerinden biri de olmuş. Halka bu maksimalist tezlerden bir adım geri atılmayacağı anlatılmış. Şimdi mesela ben yurt dışında doktora yaptım. Türk öğrencilerle diyelim ki anayasa hukuku bilmem devletler hukuku hatta bırakın. Mesela mühendislik alanında doktora yapmaya giden bir Türk'le bir Yunan'ı düşünün alakası konularda. Türk ve Yunanlar çok çabuk da ahbap olur. Hemen mesela Yunan tarafının, Yunan kız ya da erkeğin kendi konularını ve tezlerini çok iyi bildiği Türk tarafındakinin ise ha ben bilmiyorum yani vallahi Yunanistan'da bir şey var ama iki devlet arasında bir sorun ya. Bu da şu. Yani Yunanistan'da aslında Türk düşmanlığı uzun yıllar işlendi. Ben de bunun şahitlerinden biriyim. Yunanistan'a sürekli olarak gidip gelen, gözleyen, izleyen, takip eden birisi olarak. Şimdi bu işin bir tarafı. Şimdi Yunanistan'la aramızdaki bu mücadeleyi biz kazanmış durumdayız ama karşı tarafın bunu hazmedip kabul etmesi çok vakit alacak. Ha
Öte yandan Yunanistan'ın dezavantajına olan bir gelişme daha var. Siz dediniz ki Batı'nın şımarık çocuğu. Evet ama az önce konuştuğumuz gibi bir genel olarak Batı'nın dünyadaki gücünde bir azalma var. Çok kutupluğa gidiyoruz. Gittik bile. İki, hangi Batı'dan bahsediyoruz? Mesela şimdi Trump'ın umurunda değil Yunanistan. Hatta ama Avrupa Birliği ilgileniyor gibi görünüyor. Onlar da destek vermiyorlar. En son işte Türkiye'ye ambargo uygulanmasıyla ilgili talebine hem de Avrupa Birliği'nin deve dişi gibi ülkeleri, Merkel, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeler, hadi canım dediler. Niye diyorlar? Türkiye ile işimiz gücümüz var kardeşim. Sen de artık bir baş ağrısına dönüştün ya falan. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. İspanya'nın Fas'la benzeri sorunları var. İspanya tası tarağı toplayıp hemen Brüksel'e gidip bütün Avrupa ülkelerini toplayıp işte bu Fas'a ambargo uygulayın bilmem ne yapın böyle mi diyor ya? Bu nasıl bir iş? Sonra hangi noktada sen uzlaşacaksın? Yani adamlar da haritaya baktığında diyor ki sen şu meclis için bunu mu istiyorsun diyor. Aklı başındaki herkes. Bunu sadece onlar değil Yunanistan'daki aklı başındaki devletler hukuku profesörleri vesaire onlar da demeye başladı. Hocam kalıcı çözüm için Türkiye ne yapabilir mesela? Bence Türkiye'nin bu krize giden yolda izlediği politikada pek çok eksikler, yanlışlar var. Ama bu noktadan katiyen geri adım atmamalı. Buradaki pozisyon doğru çünkü. Evet. Buradaki pozisyon doğru. Şimdi peki Yunanistan'ı kim ayakta tutacak bize karşı? Şimdi bir fantazileri var. Yani yok Jüpiter gezegeninde adeta Helen birlikleri oluşturuluyor. İstanbul'un fethinin 1000. yılında gelecekler, Doğu Akdeniz'e intikal edecekler de Türkiye'yi çıkaracaklar gibi. Yani Yunan toplumunda özellikle elitinde fantazi üretme konusunda sınır yoktur. Demek ben, onlarda da hurafe varmış. Ben şey derim hep, derim ki bu... Hocam Batı'da daha çok hurafe. Özellikle dünyada 3 millette yani Rumlar, Yunanlar ve Ermeniler de yani bir futbol ligi olsa, fantazi ligi, bu üçü hiç maç yapmadan ilk üçe gelir, kendi aralarında final oynarlar. Öyle. O denlidirler. Şimdi bunlar, şimdi burada mesele şu, şu anda... Yunanistan'ın aslında 90'lı yılların ortalarından itibaren özellikle Kardak krizinde geri adım atmaya zorlanınca Yunanistan şunu gördü. Ya ben Türkiye ile birebir bu mücadeleyi yürütemem. Ne yapabilirim? Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin benim yumruk menzili dediğim noktaya çekerseniz orada Avrupa Birliği'nin her devleti Türkiye'ye bir yumruk atar. Ve Türkiye'den bir talebi olur. Eğer girmek istiyorsan şunu yapacaksın. Eğer girmek istiyorsan bunu mesela İskandinav ülkelerinin evet, bitmek tükenmek bilmeyen işte yok kadın hakları yok PKK hakları yok bilmem ne hakları filan diye. Tamam kadın haklarını hepimiz anlarız ama PKK hakları. FETÖ hakları, kadın şey, PKK hakları. PKK hakları özellikle. Şimdi bunlarla ilgili olarak Türkiye'yi baskı altına alırlar. Yunanistan'ın da orada hani ayının 40 tane türküsü olurmuş, 40'ı da armut üstüneymiş. Onun türküsü de Türkiye. Evet. Dolayısıyla koltuğunun altındaki dosya Türkiye'dir. Devamlı gider. Benim dosyama destek verin. Ben sizin dosyalarınıza destek vereyim. Böyle böyle Avrupa Birliği içinden Türkiye karşıtı politikalar geliştirir. Peki hocam. Fakat artık Avrupa Birliği konusu Türkiye'nin dış politikasında belirleyici bir etkiye sahip değil. Şimdi ne olacak? Şimdi Yunanistan'ın şeyi şu. Diyor ki bunlar Mısır'la kavgalar. İsrail'le kavgalar. Buradan faydalanıyor. Suriye ile kavgalarlar. Mesela hele mesela ben aklım almadı. İsrail tarihin Türk-Yunan krizlerinin tarihinde ilk defa Yunanistan'a destek açıkladı. İsrail hep bizim yanımızda dururdu. Yani eski tabirle bize müzahir dururdu. Çünkü şöyle. Menfaati gene bizimle olmakta değil mi hocam? Tabii. İsrail açısından Türk-Yunan Rum-Yunan tarafına destek stratejik bir yüktür. Türkiye ile işbirliği İsrail için daha iyi bir seçenektir. İsrail çok akıllı bir devlettir bu konularda. Ve hep böyle dururdu. Mesela 97 yılında Rumlar S-300 füzeleri ısmarladılar. Hepiniz hatırlarsınız. Evet, ha. Evet, evet. O füzelerde krizinin sonu yoktur, yanlış da yaparlar. Şimdi dolayısıyla benim özetle söyleyeceğim şey şudur. Türkiye burada Yunanistan konusunda çok akıldır, çok doğru şeyler yapmaktadır. Buna devam etmelidir. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasına bir çeki düzen verme zamanı da geldi. Mesela bu İsrail'le ilişkileri bir değerlendirmek lazım. 3 ay öncesine kadar,
İsrail'in Ankara'daki maslahat güzarı bir internet sitesine halimiz.com adında, benim eski bir öğrencimin yönettiği iyi bir gazeteci, onun yönettiği bir siteye bir yazı yazarak, yani resmi bu maslahat güzar yani. Evet. Dedi ki kardeşim, buradaki büyükelçiyi siz kovaladınız tabir caizse. Biz hazırız. Yeni bir hükümet var İsrail'de. Her konuda sizinle anlaşmak zorunda değiliz. Ama anlaşacağımız konuları alt alta getirelim. Bizim sizden beklentilerimiz olabilir. Sizin de bizden beklentileriniz olabilir. Bunlara oturup konuşmak. Hocam, bunu zorlamak için mi yapıyor acaba İsrail? Yani Yunanistan'la mesela bu anlaşmayı. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şeyler oldu. Gereksiz açıklamalar, zorlamalar, bu El-Aksa. Bizde ne oldu? Hasan hocam söylemiyor ama bizde ne oldu ki böyle oldu? Ben söylemeyeyim. Bir de Mısır'ı söyleyin hocam. Mesela bu El-Aksa Camii'ne referans vermeler falan, bunlar rahatsız eder İsrail'i. Yani biz bir fetihe mi çıktık? Bunu bir düşünelim yani. Yok. Değilse o zaman ne gereği var? Yani keşke çıkabilsek de yok hocam yani. Hayır, niye çıkalım? Ben yok derken yani bu fetih reddediyorum, anlama çıkmasın. Reddedelim. Kim? 20. yüzyılda fetih olmaz. Hocam 20. yüzyılın fetih de silahlı olmaz ama. Hayır. Yani mesela kültür fethi başka olabilir. Başka fethiler oluyor zaten. Tabii, zaten fethi yani sanayiyle olur, yatırımla olur, ticaretle olur. Kültür alanla olur. Kültürle olur, karışık evlilikle olur, bilmem onunla olur, bununla olur. Yani bu böyle olur. Yani 21. yüzyıl ayrı bir yüzyıl. Mısır hocam. Mısır, bakın Mısır'ın El Ahram. Yani Mısır'la biz şu anda yani bu gerginliğimiz arada olmasaydı. Mesela Mısır'la da bu Libya'yla yaptığımız anlaşmayı yapsaydık. %50 çözülmüş gibi duruyor Akdeniz. Ben size bir şey diyeyim mi? Yunanistan'la bu krize gerek yoktu. Yunanistan böyle bir kriz yaratamazdı. Mısır'la da yapsaydı. Tabii, yaratamazdı. Mısır, o zaman hocam tezelden bunu yapılması Mısır lazım. Mısır adeta bize yalvardı. Yani şöyle, ta 2013'ten bu yana adamlar yalvarıyor. Diyorlar ki, ya kardeşim, reel politiğe dönün. Tamam, eleştirdiniz falan, Mursi arkadaşınızdı, şuydu buydu falan. Ama bitti. Yok. Yani bizimle anlaşacaksınız. Bizim mesela Akdeniz'de münhasır ekonomik alan ilanı konusunda yapacağımız deniz yetki sınır alanları sınırlandırması anlaşması Mısır'ın da lehine, bizim de zaten lehimize. Ben zaten Libya ile böyle bir anlaşma yaptığımızda düşündüm, dedim ki ha, bizim hükümet herhalde hemen Mısır ve İsrail ile bunları yapacak. O zaman böyle işaretler de alıyordum işin doğrusu. Çok da memnun oluyordum. Anlatabildim mi? O zaman zaten öyle güçlü bir pozisyona gelecektik ki biz Yunanistan'a şey, hani Köroğlu'nun Ayvaz'ı göndermesi gibi bir şey yapacaktık diyecektik. Hatta ki, yani Ege'de de bizim durumumuzu bu dizayn edecekti yani, o anı. Sadece şunu söyleyeyim, bakın, Mısır'la İsrail'le bu deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşmalarını yapın, Lübnan'da ekleyin oraya, Suriye'yle bir yan çizgi çizin. Ondan sonra zaten İsrail'in doğalgazı çıkmış durumda şu anda. Mısır'ın doğalgazı çıkmış durumda. Rumlara, Yunanlara affedersiniz nanik yapın. Deyin ki biz buradan 200-300 kilometrelik bir boru hattıyla Türkiye'nin enterkonekte sistemine bağlıyoruz. İş bitti. Siz Akdeniz'in sıcak sularında buz gibi kalın kardeşim diyecektik yani biz. Evet. Anlatabildim mi? Yani kumda oynayın diyecektik bunlara. Ferman hocam, Hasan hocama ilaveniz varsa buyurun. Yoksa şöyle, aynı konuyu size de soruyorum. Hasan hocamın ancak dediğinden sonrakine başlıyorum. Buyurun. Bir, açık söylemek lazım. Şimdi Azerbaycan'da Tovuz'a bir saldırı yapıldı değil mi? Biz hepimiz zannettik ki Ermenistan saldırdı. Hayır. Bir. Kim saldırdı? Girmiyorum detaya. Atlamayın ama. Hayır, geleceğiz ya, ona geleceğiz sonra. Peki. Geleceğiz, bir. İki. O konu daha ağır gelmezsiniz yani, unutmayın. Yunanistan konusunu fazla büyütmeye gerek yok. Doğru. Yunanistan konusunda tarihi anlatmaya da gerek yok. Çünkü Yunanistan, bahsetti Hasan hocam bir nebze, şımarık bir çocuk. Ermenistan gibi. Şımarık bir çocuk. Şımarık çocukla ne yapacaksınız? Kimin şımarttığına bakacaksınız. Bakın. Kesinlikle. Kimin şımarttığına bakacaksınız. Ermenistan'ı şımartan kim? Herkes zannetti ki Rusya. Hayır. Ben çıktım televizyona, dedim ki Fransa. Fransa. Ben yazdım onu. Yazdınız mı? Doğru. Tamam. Fransa. Benim de kanaatim aynı. Fransa. Yunanistan'la Türkiye'yi mukayese etmek mümkün değil. Ben bir şey söyleyeyim, biraz dinleyiciler fazla hayale kapılmasınlar. Türkiye artık öyle bir vizyon haline gelmiştir ki her konuda, Hasan hocamın saydığı birkaç konunun dışında, petrolün dışında her konuda güçlü bir devlet haline gelmişizdir. Bir şey daha söyleyeyim, Türkiye'de terör bitmiştir.
Peki adam öldürme yok mu? PKK bitti mi? Hayır, PKK bitmedi. Terör bitmiştir dedim. Mesela ben Fethullah Gülen, FETÖ terörünü, Fethullah Erzurum'u Fethullah Gülen ortadan görmem. FETÖ diyorum ona. Türkiye'de terör bitmiştir. Devlet de FETÖ diyeceksin. Ha, diyorsa iyi değil mi? Devlet, değil mi? Ben de devlet olduğuma göre devlet benim gibi düşünmesin. Sen de devlet olamazsın. Evet, ondan sonra ha Yunanistan konusunu fazla büyütmeyelim gözümüzde. Yunanistan bir çaresizlik içerisinde, birilerin piyonu. Biz ona ne diyoruz? PKK nedir? PKK bir terör örgütü değil. Taşeron bir terör örgütüdür. Kendi başına kaldığımda doğuda bizim bir yerde boru hattını patlattığında kimin adına patlattı bir zamanlar hatırlayın. Rusya adına patlattı. Rusya adına. Rusya dedi ki patlat bak yoksa Moskova'daki senin şeyini vermeyeceğim. Neden? Akdeniz şey Karadeniz altına petrol gelecekti falan gelecekti filan gelecekti. Akü Ceyhan'ı sabote etmek istiyordu evet, sırada Rusya. Böyle. Edemeyeceğini anlayınca bıraktı o işi. Bıraktı o da. Evet. Onun kimin eline yaptıracaktı? PKK'ya bir şey verdi dedi yaptı. Yunanistan üstünde de durmuyorum gelelim. Ben hocam, buraya bir şey yazdım. Bir cümleyle buyurun, araya girip tabii sizi teyiden. Bak Aliyev büyük bir devlet adamı. Aliyev gitti Ruslarla anlaştı. Dedi evet. ki bu Bakü Ceyhan'ı engelleyemezsiniz. Bu Bakü Tiflis Ceyhan olarak geçecek. Ama biz akıllı insanlarsınız. Ben de akıllı insanım. Size ortaklık vereyim buradan. Tabii gelin. Menfaat vereyim gel oğlum. Size menfaat vereyim gelin bu işin içine girin dedi. Beraber yapalım. Şimdi ama Türkiye de aynı şey söylüyor. Tabii. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Yunanistan'a aynı çağrı yapıyor, Fransa'ya aynı çağrı yapıyor. Ha. Ama bak hocanın dediği çok önemli bir şey var. Yunanistan'ı kim şımartıyorsa ya da Yunanistan hangi dağlara güveniyorsa o dağların ortaklığını biz alalım. Halis Bey ben buraya bir şey yazdım. Buyurun. Akdeniz'de ne yanlışlık yaptık? Nedir? Hiç bunu görmeyecek miyiz? Göreceğiz hocam. Ha, şimdi bugün Suriye konusunda o durum bizim yanlışlığımızın ta kendisidir. Biz başka devletlerin iktidarını mı tayin ediyoruz? Sizin böyle bir göreviniz mi var? Yo. Meşru hükümet budur, gayri meşru hükümet budur. Siz kimsiniz ki bu hükümete meşru, öbür hükümete gayri meşru diyeceksiniz? Millet arası hukukta tek bir ölçü vardır. Çıkarlarınızın korunması, toplumumuzun menfaatlarını, refahını artırmaktır. Yoksa Mürsi gelmiş, Hasan gelmiş. Temennileriniz olabilir. Ahmet olaraktan tercihleriniz olabilir. Tayyip Erdoğan olaraktan, Devlet Bahçeli olaraktan, Türkiye olaraktan, Demir olaraktan bir şey demiyorum. Var tercihler her zaman olmuştur. Türk Cumhuriyetler konusunda tercihlerini koydular ortaya. Ama sen şimdi Mursi demokratik yönünden gelmiştir. Siz onu alamazsınız. Ben Sisi'ye karşı çıkacağım. Esad'a karşıydım. İstemiyorum ben Esad'ı. Peki öbür taraftan Ali Babacan'ın bir beyanatını unutmayalım. Bu bize bir kulağımıza küpe olsun. Tayyip Bey dedi ki NATO'nun ne işi var Fransa dolayısıyla Libya'da? Hatırlayın onu. Sonra ne yaptık biz? Biz ne yaptık biliyor musunuz? Ne yaptık? Libya muhaliflerini yok etmek için Ali Babacan'a diyorlar ki parayı nasıl götürüyorsunuz Libya'ya? Ali Babacan diyor ki parayı iki torbada götürüyoruz Hasan Bey. O Hasan Hocam iki torbada götürüyoruz. Niye? Uçağın biri düşerse öbürü torba düşmesin. Kime? Kaddafi yok etme muhaliflerini canlandırıyoruz. Ya halbuki siz üç ay evvel ne demiştiniz? NATO'nun ne işi var Fransa Libya'da? Şimdi bizim Mısır'la ilgili konuda bugün Mısır'la ilgili, İsrail'le ilgili, İsrail dünyada ben size söyleyeyim. İsrail dünyada İran'da da hakim, Amerika'da da hakim, İngiltere'de de hakim. Ve bizim devletimizin, derin devletimizin Amerika'daki bütün paraları verdiğimiz misyoner faaliyet, misyoner diyorum, sivil örgüt faaliyetlerimizi biz İsrail'e yaptırıyorduk. İsrail'li sermayedarlara yaptırıyorduk Amerika'da. Parayı veriyorduk onlar yapıyorlardı. Bizi Amerika biliyorsun demokratik bir devlet değil. Amerika için şöyle benzetirler. Lobi devletidir. Lobilere. Hangi lobiye biz veriyorduk parayı? İsrail'e Yahudi. Ya İsrail uçağı. Hocam, neredeydi parasız, hocam? Parasız. Bak, parasız da alıyorlardı. Bir parantez küçük sizi dinleyen bir şey. Biz Azerbaycan'a şunu öğrettik. Dedik ki bu Karabağ sorunu vesaire Ermeni lobisi Amerika'da. Dedik ki bak İsrail'le ilişkilerinizi iyi tutun. İsrail lobisiyle iyi olun Amerika'da dedik. Azerbaycan devam ettiriyor. Şimdi en son bakın Kaliforniya gibi Ermeni lobisinin en güçlü olduğu yerde Azerbaycanlı işte öğrenci şu bu İsrail lobisinin kalabalığıyla yürüyüş yapıyor Ermenilere. Onlar himayesinde diyelim. Himayesinde. Aynen. Ha şimdi biz de kavga ediyoruz. Biz açık söyleyeyim Halis Bey ben bir cami imamın kafasıyla bakamam Türkiye'nin meselelerinde İsrail'e. Bir daha tekrarlıyorum. Bravo. Cami imamı kafasıyla İsrail'e bakamam. Efendim İsrailliler, Yahudiler lanetlenmiştir. Onun için ben de öyle. Öyle bir şey yok. Ben çıkarlarıma bakarım. İsrail dünyada rol modeli. Şöyle düzeltelim. İlave edelim. Tamam. Yani lanetlenmiştir veya lanetlendirilmemiş bizim. Hayır vatandaş açısından söylüyorum ben. Devletin konusu değil. Devletin konusu kendi çıkarlarına
ters düşmeyen davranışlardır. Böyle... Bakın dün ne yaptı biz? Biz ne yaptık? İsrail uçaklarının uçuş alanları yok. Biz Konya'da onlara üs verdik, uçtular. Lobiyi böyle faaliyette bulunuyorduk. İsrail'le ilgili bizim bilemediğimiz, devletimizin çok da akıllı işler yaptığı işler var. Burada da yapabilirdi. İsrail'in burada Akdeniz'deki bir çıkar problemi yok ki. Yunanistan yer arıyor. Fransa'nın derdi, Batı'nın derdi, onlar Yunanistan'a bir petroldan pay vermek değil. Gelsin biz verelim ona. Peki nedir? Türkiye'nin güçlenmesinin, Türkiye'nin Akdeniz'de söz sahibi, rollü model bir devlet olmasını istemiyorlar. Ama bunu bilsinler ki artık geçti. Bu da önlenemez bir süreç. Bağdat harabül Bağdat. Bağdat harabül Türkiye'nin kızıl elma yolculuğu başlamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı düzgün bir şey yapıyor. Diyor ki gelin bak benim gemime vurmayın karşılığını alırsınız. Görürsünüz. Net söylüyor. Başka bir şeyler de alırsınız görürsünüz. Menfaatse bak söze başlarken bir şey söyledim. Yani siz bir kardeşsiniz zenginsiniz öbürü kardeş fakir. Öbürü fakir kardeşin karısı ne yapacak biliyor musunuz? Kendi kocasını size düşman edecek. Bu uluslararası çıkarlara gelelim, ilişkilere gelelim. Uluslararası çıkarlarda hep ben alacağım, ben faydalanacağım. Benim fert başına milli gelirim 40 bin dolar olacak. Olmaz, olmaz. Bunu Azerbaycan'da yapmalıydı. Yapamadığının bir ölçüsü nerede çıktı? Karabağ'da. Karabağ niye alamıyor işgal olmuş devletlerde? Ben Mahsun'dan diyorum ki Karabağ'ın sorunun çözümü bende var ama cebimde. Mahsun'dan diyorum Hasan Hocam. Söylemem. Çağırın niye söyleyeyim. Söylemiyorsun hocam ya? Hayır söylemem. Niye söyleyeyim ben? Kime söyleyeceğim? Konsolos ama. Onunla çay içmem ben bile. Kamuoyuna söyleyeceksiniz. Kamuoyuna söyleyeyim. Kamuoyunun faydası yok bana. Faydası esas olmaz olur mu ya? Rol model, karar verici adamı istiyorum. Onu tahrik etmeye çalışıyorum. Karabağ işgal, Azerbaycan petrol ülkesi. Nasıl olur? Onun için bizim oturacağız Akdeniz'de. Akdeniz'de devletimizin şu anda bir şey söyleyeyim. Birileri bulandırmaya çalışıyor. Bizim medya, çok medya ihanet ediyor bizde. Hükümetin de... Hocam bizim ailemiz çok. Hükümetinden ziyade Tayyip Bey'in kafasını karıştıran medya. Bakın burada İsrail'le bozuşmaya çok önem vermeyeceksiniz. Aslında biz bozuşmuyoruz. O da ayrı bir mesaj veriyor. Yunanistan'ı hiç dikkate almayacaksınız. Hasan Hocam'ın söylediği Mısır şu anda her şey hazır. Her şey hazır. Mı acaba? Hayır şüpheniz olmasın. Ama görüşülüyor. Görüşülüyor deniliyor hocam. Efendim. Mısır'la görüşülüyor. Suriye konusuna gelelim. Esad dört gözle ağzını açmış diyor ki Türkiye desin ki ne istiyorsun yapalım. O diyor ki ne istiyorsan bize deyin biz yapalım diyor. Kesin. Aynı. Biz değil. O diyor ki bize söyleyin biz ne istiyorsan yapalım. Menfaatsa menfaat neyse bölüşümse bölüşüm. Hiç olmaz. Ama neden yapılmıyor? Bu kötülükleri bize yaptıranlar kimler? Biz niye Suriye ile yaklaşamıyoruz? Irak'la yaklaşamadık ne oldu? Bakın bir şey hocam, yaptıracağım. Bir küçük parantez açayım. Tabii. İlham gelebilir. Rusya'nın dış politikasında Türkiye şu anda olağanüstü öneme haiz bir yerde. Niye? Şimdiki Rus yönetimi diyor ki Stalin vaktiyle 45'te çok büyük bir hata yaptı. Türkiye'yi korkuttu. Biz Türkiye gibi bir ülkeyle Atatürk döneminden gelen politikaları devam ettirmeliydik diyor. Şimdi bir hata yapıp Türkiye'yi yeniden o noktaya sürüklemeyeceğiz diyor. Yani Suriye'deki bakın politikalarına gem vurdular. Dizginlediler kendilerini. Biz adamlar evet. Çağını düşürmesine rağmen. Bunu yapmamıza rağmen. Şimdi orada onlar da aynı şekilde yani Suriye'den Libya'ya kadar bizimle her konuda işbirliğini hazırlar. Trump yönetimi de öyleydi. Hocam o zaman şöyle mi? Şöyle diyebilir miyiz? Yani tarih seyri değişti ve Türkiye'nin lehine gelişiyor. Çok kutuplu dünya bakın hep şunu deriz. Deriz ki Atatürk döneminin dış politikası başarılarla dolu. Niye? Çok kutupluydu. Çok kutuplu dünya size fırsatlar sunar. A ülkesi gelir bir işini gördürmek için size bir şey der. İncelersiniz işinize gelmiyordur. Ama B ülkesine dersiniz ki bak bu böyle yapmaya çalışıyor. O B ülkesinden A ülkesinin size ilk etapta verdiğinden daha fazlasını alırsınız. Evet. Şimdi de aynı durumdayız. İkincisi şu anda Türkiye, İran gibi ülkeler bir büyük güçler olacak. Yani Amerika, Rusya, Çin, Çin'in potansiyeli yüksek ayrıca, Brezilya. Bir de Avrupa Birliği nasıl olacak bilmiyoruz ama işte Almanya bir güç, Fransa kendince bir güç ama bunlar böyle çok büyük güçler değil. Bir de orta büyüklükte güçler var. Mesela bu orta büyüklükteki güçlerden en tipik olanlardan biri de Türkiye. Türkiye'nin önünde fırsatlar oluşur burada. Ama yanlış oynarsanız pimpon topuna dönersiniz. Gelen vurur giden vurur. Peki. Şimdi Hasan Hocam bir şey sorayım. Halis Bey elimizi vicdanımıza koyalım. Baba Esad'dan bahsetmiyorum. Oğul Esad dönemindeki Türkiye'nin ilişkilerinin zirvesiyle bugünkü zirveyi mukayese edin. Bugün bataktayız ama o gün zirvedeydik.
Babadan bahsetmiyorum. Babadan değil. Kim yaptı bunu? Bir. Irak'ın durumunu düşünün. Irak'ta Saddam diye bir diktatör vardı ama Irak'ta bir unsur çıktı ortaya. Kürt devleti, kırmızı halam falan filan, kırmızı bu çizgilerimiz vardı, çıktı. Şimdi milyonlarca silah gönderiliyor. Suriye'de başka bir unsur çıkarılıyor ve petrol bölgesinde. Sonra Morsi, Sisi falan filan. Sonra Kaddafi'yi götürdü. Bunu götürenler, bu gücü götürenler bize yanlışı yaptıranlardır. Bu yanlışı bizim buradan sonra düşmememiz lazım. Düşmek isteyen, eğer bizim iktidarımızdakiler bile düşeceklerse beni iyi dinlesinler ki Türkiye'nin vizyonu, Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin ilişkileri, Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin gücü siyasal iktidardan daha da fazladır. Bir daha tekrarlıyorum. Türkiye'nin gücü ve geleceği Türkiye'yi idare eden iktidarların, partilerin daha fazladır. Uluslararası ilişkilerde siyasal güç neticesi bu bugünkü muhatabıdır. Yani, elbette değil mi? Siyasal iktidar olarak ben istediğimi yaparım. Çoğunluğu bu kadar aldım. Mecliste bu çoğunluğu vardı. Olmuyor. Olamıyor zaten, gördük, ispatları gördük. Biz oturup biraz evvel Hasan Hoca'nın dediği gibi yeniden bir vizyon koymamız lazım. Potansiyelimiz var ama vizyonumuz yok. Nereye? Mısır. Mısır bir. Suriye, İsrail. Önemli önemli unsur. Bakın dünyayı belli. Çin'le ilgili hocam. Çin'i geçtik ama. İpek yolu projemiz var malum. Ben şimdi bak. İpek yolu hayati bir proje. Çin'in önünü önleyebilmemizin, bakın Çin'in işgali değil. Siz işgal diyorsunuz. Ben yayılmasını önleyebilecek 3 unsur var. Türkiye, İran, Rusya ilişkisi Çin'e bir dizayn verecektir. Çin'e bir dizayn verecektir. Öyle nüfusum var. 100 milyonu gönderirim. 20 milyonu gönderirim Kırgızistan'a. Oradan Kazakistan'a. Oradan Afrika'ya ele alırım fabrikayla. Değil. Değil. Pakistan'a götürmüş 5 milyon yerleştirmiş. Ha, değil. Pakistan nüfusunda 5 milyonun bir kıymeti yok. Ama mesela Kazakistan izin vermiyor. Ama hocam Pakistan 5 milyon nüfus önemi yok ama 100 milyona geliyor. Korumak için de silahlı güç yerleştirmiş. Yani, şimdi o Pakistan'ın güvenliğine katkı. Çünkü Pakistan'ın orada Hindistan'a karşı müttefiki Çin. Hı. Bak Pakistan atom bombasını Çin'den yaptı. Evet. Pakistan Çin'in denize çıkışında olan bir ülke. Evet. Ve Pakistan Çin'i çekiyor içine zaten. Diyor ki buraya gel. Çin ne kadar Pakistan'a gelirse Pakistan'ın o kadar menfaatine. Biz yani buradan, Hindistan'a karşı. Tabii biz buradan kuru lafla Pakistan'ı koruyamayız ama Çin oradan korur. Çin oradan yapıyor Hasan Hocam. Bir orada. Ki bir şey daha hocam. Buyurun. Çok özür dilerim. Çin'in Orta Asya'daki genişleme faaliyetlerine karşı mesela Hindistan'da Çin'i dengeleme yönde adımlar atıyor. Şimdi dünya tarihini dikkatle okuduğunuzda ve özümsediğinizde şu çıkıyor ortaya. Bir diyalektiği var. Bir devlet tek başına dünyaya hakim olamıyor. Mesela Hindistan, Moğolistan'dan Kazakistan'a her tarafa o da ilgilenmeye başladı. Evet. 850 milyon nüfusu var çünkü onda. Evet. 1 milyara geliyor. Hindistan mı? Hindistan. Yok hocam şey 1 milyar 100 milyon 100-150 milyon kaldı aralarında ve geçecek. Geçecek öyle mi? 1 milyar 200 milyon civarında. Tabii şey, tabii ama milyon. Bir 20 yılda Hindistan. Falan Çin'i geçecek bak. Hmm. Nüfus artışıcılığı çok fazla. Tabii. Tabii tabii. Ha. Yani 1 milyar 200 olarak ben şey yaptım. Halis Bey işte şunu söylemek lazım. Bizim iktidarlara, hükümetlere dememiz lazım. Bir, bakın İsrail'le düşmanlığı bir kenara bırakalım. Bu çok tehlikeli bir laf. Bravo. Bunu her babayiğit bunu söyleyemez. Ama bir Türk milliyetçisi olsam ben söylüyorum. Bak ben söylüyorum. Bizim İsrail'le düşmanlığımızın bir dini ve milliyetçilik yönü yoktur. İnsani yönümüz boyutuyla memleketimizi çıkardığını düşünmemiz lazım. İki, biz her devlete kendimizi güçlü göstermemiz lazım. Bir devlete değil. Bir devlette ittifak halinde olursunuz ama aynı zamanda da kayıptasınız. Çünkü karşı devleti de karşınıza almış oluyorsunuz. Şu anda Türkiye öyle bir devlet ki, Türkiye'yi idare edenler bilsinler ki sadece Amerika ile yatıp kalkmalı olmazmış. Sadece İngiltere ile olmaz bu iş. Sadece İran ile olmaz bu iş. Sadece Rusya ile de olmaz bu iş. Ama her iki tarafta bilmeli ki Türkiye arkadaş ittifak halinde bir devlettir. Küçük bir devlet değildir. Ama biz biraz küçüklerle meşgul oluyoruz. Nasıl? Onu söyleyeyim. Medya bizi meşgul ediyor Halis Bey. Evet. Bizi nereye bağlıyor? Ermenistan'a boğuyor. Azerbaycan arasında itilafa boğuyor. Efendim nereye bağlıyor? Yunanistan'a boğuyor. Nereye bağlıyor? İsrail'le düşmanlığa boğuyor. Bizi orada meşgul ediyor. Bak göreceksiniz. Bu bir ayı 20 gün Amerika'daki seçimlerdeki Biden'ın da neyse dediğiyle meşgul edecekler. Ya bizi onunla meşgul etmeyin. Hedef saptırıyorsunuz siz. Hedef saptırıyorsunuz. Biz bir ders verdik. Hasan Hocam Akdeniz'de şimdi yeni. Oruç Reis'te bir ders verdik. Hı. Oturdu Merkel'den destek bulmak istedi. Merkel dedi olmaz. Avrupa Birliği'ne red kararı çıktı bir kere. Diyor git anlaş. Ben buradan Yunanistan'a da sesleniyorum. Vallahi billahi Yunanistan'ın dünyada en iyi anlaşacağı devlet Türkiye'dir. Hasan Hocam ben yurt dışında en iyi dostlarım Yunanlardı.
Hocam, hani Yunan var. Bir Yunan akademisyen Türkiye ile birleşmesindedir Yunanistan'ın geleceği diye açıklamış. O ayrı, evet. Onun amacı ayrı. O da şey, doğru, Dimitris evet. Kitsikis'in. Evet, o hatta söyledim. Şey dedi, Hasan'ı da sultan yapalım diye. Benim eşim de Yunan ya. Öyle mi? Evet, yani oradan dolayı Hasan da tam uygun ve onunla konuşmuş. Ben yoktum da bir eski çalıştım Ankara'da köyde de hocalık da yaptık. Ya. Şimdi evet. Ya işte federasyonu siz kurmuşsunuz işte. Evet, Hasan evet. Da sultan yapalım. Halis Bey, diye. Bizim Yunanistan'a hududumuzu aşmamızda bizim hiç korkulacak bir şeyimiz yok. Bu Cumhurbaşkanı seçimde, bir evvelki seçimde ne dedi? 200 binden fazla Ermenistan vatandaşı var dedi. Ermeni diye dikkat edin, karıştırmayın. Ermenistan Türkiye'de vatandaşı çalışan... Şu anda kaça çıkmış biliyor musun yabancılar polisi Hasan Hocam? 400-500 bile. Ermenistan vatandaşı. Ermeni değil. Hocam, Ermenistan vatandaşı Türkiye'de çalışan 500 bin civarında Ermenistan vatandaşı var. 10 milyona dayandı ya şey yabancı... Onların başbakan da Azerbaycan'a dayılık yapıyor kendisi. Şimdi... Azerbaycan şimdi hoş karşılamıyor. Tehlikeli bir tabirdir ama o tehlikeyi kullanacağım şimdi. Yani ne diyor? Karabağ'ı halletmeden Ermenistan. Bugün Ermenistan hududunu aşmış olursak Hasan Hocam, Ermenistan'da Ermeni kalmaz. Zaten gidiyor Ermeniler. Bakın nereye gidiyor Hasan Hocam söyledim. Rusya, Fransa Amerika ve Türkiye. Türkiye'de dışlamayın. Evet, ve Türkiye 500 bin nüfus az değil. Dolayısıyla ya sen Karabağ meselesini çözemini nasıl halledeceksiniz? Halis Bey, Karabağ meselesini nasıl çözeceksiniz? Ermenistan bittiği anda itibaren Karabağ zaten çözülmüş ki. Yani dünyada nükleer santralde en zararlısı %40'la Almanya Hasan Hocam %1 ile zararlı çalışıyor atom santralları. Fransa'nınki %4, Ermenistan'ınki %40. Evet, evet. Çevreye zarar veriyor. Iğdır bölgesinin inceleyen Sağlık Bakanı verilerinde kanser oranı yüksek olması hemen hududundaki Ermenistan'daki santral parası yok. Teknolojiyi yenileyemiyor. Dolayısıyla biz... Ermenistan hududunu açtığımız andan itibaren kalmıyor. Ermenistan'ın bir şanssızlığı var. Tabii o çok önemli. Türkiye'nin de büyük katkıları var burada. Rusya ile hududu yok. Rusya ile hududu yok. Onun için konuşurken devamlı haritayı gözümüzde bulunduruyor. Evet, evet. Onu edeceğiz. Evet. Dolayısıyla Karabağ'dır, yok Tovuz şehrini vurmaktır vesaire de falan. Fransa bir deneme yapıyor. Diyor ki bu şehri vur, ben Türkiye'yi korkuturum falan. Artık Türkiye mahalle çocuğu gibi korkup da kaçacak da aman bu Hasan Bey, Ferman Bey beni döver eder de ben ne yapayım? O durumda bir devlet değiliz biz. Ama onu Batılılar da biliyor herhalde yani. Ay efendim, onlar çok iyi biliyordu. Bak problem nerede? Sona doğru geliyoruz değil mi? Tamam. Problem onlarda değil. Halis Bey, problem bizde. Sen korkuyorsanız o ne yapsın? O seni korkutuyorsa o ne yapsın? Yunanistan arkasındaki sen gördükten sonra mesela yok. Korku gene yok ya. Yani mesela konuşuyorsun. Efendim korku. Biz kendimize bakacağız. Korkmayacağız, ben güçlüyüm. O diyorsunuz ki onlar bilsinler ki biz korkmuyoruz. Bizi korkutuyor. Biliyorum ben. Mahallede beni biri dövüyor ki gözümü korkutuyor, daha mahalleye çıkmayayım diye. Ama dövene bakacaksınız siz. Niye korkacaksınız ki? Yani biz artık dövülecek durumdan çıktık Allah'a şükür. Peki. Gene döneceğim. Dönün. Hocam 3'er dakika zamanımız var. Buyurun. Yani 3'er dakika buyurun. Ne söylemek isterseniz benim, buyurun. Benim söyleyeceğim şey şu. Şimdi bizim bu Yunanistan'la başlayan krizde geri adım atmazken... Ve Yunanistan'a aynı zamanda havuç da göstererek bu krizi sürdürürken, çünkü benzeri navtexler devam edecektir. Şunu yapmamızda çok büyük fayda var. Bir an önce şu Suriye yükünden bir kurtulalım. Bu bizim üzerimizde inanılmaz bir yük. Suriye devletinden sonra bu işten en fazla zararı gören ülke biziz. Maalesef. Buradan bakın... Irak'ta da aynı şey hocam. Ama biraz da bizim tercihimizle böyle oluyor. Amerika orada bir PYD devleti oluşturmaya çalışıyor. Amerika'nın ve PYD'nin varsayımı şu. Diyorlar ki bu Türkiye Şam'la nasıl olsa uzlaşmaz. O halde biz de bu uzlaşmazlığı istismar edelim. Değerlendirelim. Buna izin vermemeliyiz. Biz yeniden Suriye ile normalleşip Adana mutabakatı günlerine dönmenin yollarına bakmalıyız ki iki şeyi yapmalıyız. Bir, o zikredildi ama hocam. Yani Adana mutabakatı ifade edildi. Ama bir yere varmıyor. Bir şey. Bir yere varmıyor. Şimdi, yani böyle bir niyet var demek istedim ben. Niyet değil, ifade ediliyor. Niyet ayrı bir vallahi, şey. Valla ifade eden de Putin oldu. Evet. İlk söyleyen de Putin söyledi. Oldu. Yani biz yıllarca konuştuk. Putin oradan duydu, bizimkiler onlardan duydu filan. Neyse önemli değil. Önemli olan devletin çıkarlarının evet. iyiye gitmesi. Şimdi biz eğer Suriye ile normalleşirsek iki şeyi sağlarız. Bir... Bu Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri dönmesini. Geri dönmesini. Çok önemli bir şey hocam. Önemli bir konu.
Önümüzdeki 5-10 yıl sonra bakın Türkiye'deki sığınmacıların kalmasını isteyen partilerin bir tek siyasi parti var resmi olarak, o da HDP. Evet. Çok ilginç değil mi? Kalsın diyor, evet. Ha. Şimdi ikincisi Suriye ile biz o teröre karşı ortak mücadele temelinde yeniden Adana mutabakatına döneriz. İkincisi yani bu Suriye, bu böyle aynı anda bir diplomasi atağına girmek lazım. İkincisi, hem Mısır'la. Tabii. İsrail'e diyeceğiz ki bak kardeşim biz sizinle anlaşacağız. Bu Yunanistan'a desteğinizi falan da çekin. Tamam. Ama hemen hızlı bir şekilde teknik olarak görüşeceğiz sizinle. Aramızdaki sorunları ve dediğimiz gibi buradan sizin çıkardığınız Leviathan ve Tamar bölgesindeki gazı Mısır'ın da gazıyla birleştirerek bizim interconnected sisteme bağlarız. Hiç sorun yok. Tamam. Sizin iç işlerinize karışma manasına gelen hiçbir şey yapmayacağız. Yapamayız. Doğru değil bu. Hiçbir devlet izin vermez. Sizin öbür devletin iç işlerine... Şimdi Biden'a kızıyoruz. Sen bizim iç işlerimize nasıl karışırsın diye. Biz her gün İsrail aleyhine bir açıklama yapıyoruz. Ama hocam şimdi, İsrail'de de büyük katliamlar, büyük zulümler var. Devlet var. Bakın devletten devlete ilişkinin bir modeli var. Bunu şöyle söylersiniz. İsrail'in bu gibi konularda orantısız güç kullanmamasına dikkat çekersiniz. Bu arada şiddetin azaltılması yönünde bütün tarafları itidale çağırırsınız vesaire. Bakın Pakistan şu en son Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmaya mükemmel bir İngilizce açıklama yapmış. Mükemmel. Biz bu işlerin Türkiye olarak ustasıyız. Pakistan'dan daha iyisini yaparız. Pakistan bizden öğrendi çoğu zaman bu işleri. Anlatabildim mi? Ne nalına vuruyor ne mıhına vuruyor. Hepsini koymuş güzelce. Madem anlaştılarsa ne yapalım diyor. Evet. Ha, şimdi İsrail'e bizim bu mesajları iletmemiz lazım. İki, Mısır çok önemli. Mısır'a demeliyiz ki bak kardeşim madem ki bizim istihbarat örgütümüzde görüşüyormuş, biz sizin iç işlerinize karışmayacağız. Bu anlama gelen sıkıntılarınız konusunda da jestler yapacağız. Tamam, neyse bu. Şu anda ne var adamları rahatsız eden, biz ne yapıyoruz? Anlatabildim mi? Bir takım burada evet. Mısır aleyhine faaliyet gösteren gruplar mı var, insanlar mı var, yayınlar mı var, neyse ben bilemem yani. Ben bir faniyim yani, biz faniler. Hasan hocam söyleyeyim sadece, Sisi'yi kabul edip etmeme. Bak sadece esas mesele bu. Hocam ikinci bir şey, bakın sizin dediğiniz şu medya. Ya ben şu Türk özellikle hükümete şiddetle destek veren taraftaki televizyoncu ve gazetecilerin yorumlarına bakıyorum Mısır'a. Bir aşırı aşağılama. Evet. Aşırı düşmanlık dili. Üç, basite alma. Basite alma. Evet. Alay ediyor, alay ediyor. Ya. Bunlar İsrail karşısında şöyle dökülmüş, böyle olmuş da. Yo, 1973'te aslanlar gibi savaştı Mısır. Ve İsrail'e bayağı bir ders verdi, korkuttu. İsrail'i ilk defa, ya ben bu Arap devletleriyle herhalde anlaşmam lazım. Çünkü hiç belli olmaz günün birinde. Bir gecede 80 bin askeri İsrail'in hatlarını yararak, Barlev hattını yararak öbür tarafa geçirmeyi başardılar. Mısırlılar. Yani karşınızdaki şeyi böyle yani almayacak. Küçük görmeyle o, falan bir yere varmak yani, güdür. Cümlenin son cümlenin söyleyeceğim. Son bu ve Mısır'a şunu demeliyiz. Demeliyiz ki kardeşim biz sizle Libya işinde ortak çözmek istiyoruz. Bizim için önemli olan Libya'da bir istikrarlı hükümettir. Libya'daki hükümet bizim oradaki anlaşmamızı devam ettirir. Libya'nın yeniden yapılandırılmasından Mısır'la ekonomik ilişkilerden biz muazzam pay alırız. Muazzam. Biz bunları yaptığımızda bakın, hatta bir önerim daha var. Rusya bu işe hazırdır. Evet. Bakın Türkiye, Rusya ve Mısır arasında Kahire platformu kurmak lazım. Astana platformu gibi, o da Libya ile uğraşacak. Evet. Çok önemli bir teklif ama. Ve Mısır, Rusya ve Türkiye. Türkiye. Bunu yaptığımız zaman evet. Amerika bize gelir. Fransa kuyruğunu kıvırarak bize gelir, ya işte benim Total şirketimin de mavi Marmara mavi vatanda çözülür. Ha, biz o zaman Fransa'ya deriz ki adam olursan, Rumlarla ilişkilerini askıya alırsan, şöyle yaparsan buyur gel sen buyur Libya'dan faydalan. Alice Bey, son ben bu programa çıktığıma göre şunu söyleyeyim açıkçası. Hangi devlette ihtilafta olduksak biz zarar ettik. Bir daha tekrar ediyorum. Yok. Hangi devletle ihtilafa girdiksek haklı olalım veya olmayalım, zararda olduk biz. Ne yapacağız peki hocam? Aa, çok basit. Çok basit. Şimdi bir şey söyleyeyim. Eğer bu benim dediğim çözülmüyorsa ben bunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Ferman olarak da söylüyorum, düşünüyorum. Eğer dediğim çözülmüyorsa bu bir projedir. Projenin içerisinde
Irak'la itirafımızın sonucunda ne çıktı ortaya? Saddam dedik, diktatör dedik, şu dedik, bu dedik. Bak Lübnan'da patlama oldu, ne diyor? Türkmen olanlar gelsin vatandaş yapılacak. Peki Telefer'deki Türkmen değil mi? Vatandaş olsun demiyorum. Haklarının korunması açısından. Neden Kürt Federasyonu kurulurken adını şöyle koyabilirdik biz? Benim teklifim buydu. Kürt Türk Federasyonu diyebilirdik mesela. Veya Irak Anayasası'nın yapısı içerisinde Türkler bir unsur ortaya sokardık. Niye yaptıramadık? Yaptıran kim? Amerika. Biz niye Türkler koyduramadık oraya? Ama Kürt unsuru çıktı mı? Çıktı. Geldi sıra Suriye'ye. Suriye ile biz anlaşmamanın sonucunda diktatördür. Bak biraz evvel siz de bir şey söylediniz. Alışmıştınız hepiniz böyle. Bu sağcı tipler alışmış. Efendim Filistin'de insanlar kırılıyor. Türkiye'de kırılmıyor mu? Türkiye'de katliam yok mu? Ya hocam Türkiye'de... Ya yapmayın Allah aşkına ya. Türkiye'de Filistin nasıl mukayese ediyorsunuz ya? Türkiye'de de yapılıyor. Benim hocam, beni ilgilendiren Türkiye'dir. Beni ilgilendiren Türkiye'dir. Filistin'le Türkiye'yi nasıl mukayese edersin? Benim ülkemde de katliam yapılıyor. Evlerine beton dökülüyor insanlara. Duvarları çevirmiş ya. Ya ben yoktur demiyorum Halis Bey. 4 metre duvar çıkılmış. Kardeşim ben yoktur demiyorum. Hocam bak. Benim bir tane Mehmetçiğimin Bayburt'taki bir köylünün ölümü binlerce insana bedeldir. Var mı diyeceğiniz? Var mı? O başka bir şey, bu başka, başka bir şey ya. Tamam, hayır. Diyorsun ki Filistin'de hocam, insanlar öldürülüyor lütfen, diyorsun. Lütfen kusura bakma. Bu sözün hiç şey. Ay tamam, benimsemeyebilirsin. Benimsemeyebilir. Bunu tamamlamamız mümkün değil. İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirmemiz bu konuda İsrail üzerinde de olumlu baskı yaratır. Hocam normalleştirmek başka bir şeydir. İsrail'in orada yaptığını görmemek başka bir ben şey. Ben görmemedik mi diyorum ben? Öyle demiyoruz. Ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki hayır, aksine. Yok, siz sadece, diyorsunuz orada katliam var. Sadece tipler böyle diyor. Sadece tipler. Ya sadece demiyor, solcu demiyor. Orada katliam var, insanlar yok ediliyor. Ya. Halis Bey, Türkistan'da yok ediliyor. Halis Filistin'de Bey, yok ediliyor. Bakınız. Nasıl olacak ben bu iş? Çeviriyorum. Ya? Hayır öyle değil. Suriye'de çözümün istenmemesi ayrı bir devletin ortaya çıkmasının istenmesidir. Hocam çözüm talebi başka bir şeydir. Bak, bunları görmeden çözelim Halis başka bir şey. Daha tekrar çözelim ya böyle Suriye ile Esad'la anlaşmamak, Mısır'la anlaşmamak orada Suriye'de ayrı bir devletin ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz siz. Süreyi aşmışız yönetmenim. Hayır ben aşmadım. Ben Hasan Bey'e verdiğiniz kadar şey ettim. 3 dakikamı doldurmadım ama kestiniz. Siz müdahale ettiniz. Yani bu Filistin işine. Hocam ben nasıl size... müdahale etmem ya? Hayır niye? Benim ülkemdeki katliamı katliam saymıyor musunuz siz? Saymıyor musunuz yani? Ya bizim ülkemizde benim ülkemde katliam yapılıyor. Bir dakika, kim yapıyor katliamı? Katliamı pek kimse yapıyor. Amerika yapıyor. Amerika yapıyor. FETÖ yapıyor. Niye onu söylemiyorsunuz? Devletle mücadele ediyor. Filistin'dekini niye söylüyorsunuz siz? Sizin bana bu soruya cevap verin. Filistin'i konuştuğumuzu söylüyorsunuz. Hayır efendim. Siz Filistin'le ilgilendiniz. Ya, ben de ilgileniyorum. Ben de Filistin'de bir zulümün olduğuna inanıyorum. Ama siz işiniz gücünüz Filistin'de orada da var, orada da var. Öyle bir lafım var ya. Bu mantığınız ne biliyor musunuz? Sağ olun. Bu mantığınız İsrail'le işbirliğine girmeyelim diye yapıyorsunuz bunu. Evet, anlaşıldı şimdi. İsrail'le biz düşman olalım istiyorsunuz. Bu Amerika'nın bir projesidir. Bizim İsrail'le düşman olmamıza gerek yoktur. Siz böyle bir şey anlaşıldı mı hocam? Ben anlıyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela İsrail ve bölge ülkeleriyle ilişkide mesela dünyanın diplomasi virtüözü Putin'e bakalım. Adam şimdi Suriye'de hem bizimle çok iyi hem de Suriye devletinin koruyucusu. Nasıl oluyor? Hem Suriye devletinin düşmanı İsrail'le çok iyi ilişkiler kuruyor. Mısır Rusya'nın bölgedeki en iyi ilişki kurduğu ülke. Demek ki yapılabiliyor. Hocam Türkiye'ye yakışan, yaraşan, Türkiye büyük bir devlettir. Diplomasi alanında evet, kendi menfaatlerini gözetmeli. Bravo. İsrail'le de ilişkilerini sürdürmelidir. Mısır'la tez zamanda bu ilişkileri sürdürmelidir. Mısır ve Suriye o çok önemli. Mısır'la ve Suriye ile ilişkileri sürdürmelidir. Doğru. Türkiye tek tabanca seferberlik ilan ederek bir yere varacak değildir. Türkiye'nin önü açıktır. Değerli izleyenler süremiz bitti. Ferman Hoca'nın çok cevaba ihtiyacı var ama süremiz bitti. Yeni dünya kuruluyor. Yeni dünyada Türkiye gerçekten büyük rol alacağına inananlardanım ben. Ama tabii yabancılara mülk satışı önemlidir, önemsiyorum. Bu konuda dikkat edilmesi lazım. Ayrıca Çin devleti de Doğu Türkistan karnesini tarih nezdinde Türk milletinin önüne bırakmamalı diye temennide bulunuyoruz. Her iki konuşmacıya, misafirimize, gerek Ferman Hoca'ya, gerek Hasan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum katılımlarından. Ve hepinize hayırlı akşamlar efendim.